Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Başak Parlak, ebeveynleri nasıl uyardı? Tanıdığım insanlar mesela, ne yapalım, bir ajansa yazdırmak istiyoruz, işte oyunculuk yapsın istiyoruz falan. Ben genelde diyorum ki ya... Sinema, televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Tarık Papuççuoğlu son olarak Şefkat Yerimdar filminde rol aldı. Ulan bu dünyanın yarısı gündüz yarısı gece değil mi? Ve ben gündüzleri yaşadıklarım geceleri bana uykusuzluk olarak geri dönüyor. Kendi yaşamı da bir film senaryosuna benzeyen usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu yeni projelerini, hayatına dair birçok bilinmeyeni Her Şey Dahil'de anlatıyor. Kendime dikkat etmem lazım şeye kadar. Neye kadar? Kırkpınar'a katılacağım. Ve Olcay Hanım'ın hayatına, tam da en özel noktasına geldi. Bugünkü konuğumuz Olcay Çukurovalı'nın hayatının çöküş noktası ne? 4 yıl önce eşimden ayrıldım. 5 yaşında bir oğlum var. 5 yaşındaki oğlu Yalçın Ege, annesinin en çok neyinden şikayetçi? Neredeyse konuşmaya başladığından beri alakalı problemi devamlı söylüyordu bana. 3 Kasım Pazar günü meydana gelen güneş tutulmasından sonra neler olacak? Güneş tutulması hangi burçları ne yönde etkileyecek? Koçlar bu hafta özellikle parasal konularla ilgili durumlar ön planda olacak. Bu hafta için büyük beklentileri olanlar dikkat. Özel hayatları devrede, ikili ilişkilerde, evlilik hayatlarında önemli durumlar söz konusu. Özgür Şef'ten iki muhteşem tarif daha. Hatay mutfağı bence var ya dünyanın en güzel mutfakları arasında olması lazım. Şimdi de yine Antep'in böyle çok bilinmeyen, en azından bizim bilmediğimiz yemeklerinden, tatlarından bir tanesi. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından birbirinden leziz tariflerle izleyicileri buluşturan Özgür Şef, bugün bir Kafkas mezesi olan muhammara ve Hatay mutfağının meşhur tatlısı Belluriye tarifiyle ekranda. Hatay mutfağının muhammarasını biliyor musunuz? Nasıl yapılır biliyor musunuz? Az sonra. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Her Şey Dahil'de. Ne eğlendik be. Düşüyordum. Ne eğlendim? Yine düşüyordun. Allah korusun. Allah korusun. Yine bir uzun elbise. Yine ben kapaklanıyordum. Yine çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Bana sen sürekli... niye böylesin? Ben iyi değil miyim? İyisin de ben çok şeysin. Sporsun sen bugün ben böyle. Ben hep sporum. Abi yeğenler gidin ben pazartesi sabahı ya. Maşallah maşallah maşallah. Hep evet. Soruyorlar Çağlaş Gelin parfümü, Çağlaş Gelin göz bilmem mesela, Çağlaş Gelin saçı nerede boyuyor? Çağlaş Gelin kolyesi nereden? Vallahi mi? Sen ne yaptın o kolyeyi ben? Ay! Ötek kolyeyi tak dedim. Hangi ötek kolyeyi? Ha olmadı ya o. Ona takı bulamadım başka. Evet. Efendim Çağla alt tire style'dan efendim neler giydiğimi öğrenebilirsiniz. Twitter adresimdir. Ben ilgilenmiyorum, cevap da vermiyorum. Ne olur yanlış anlamayın, tamamen editörümüz ilgileniyor. Merak edenler için kıyafetlerim orada yazıyor. Evet, haftaya çok güzel çok, konu ve konularla başlıyoruz. Çok reklamlı başladım sabah. Bugün yepyeni bir oluşum başlayacak. Şuraya her şey bakarsan oraya bakıyorum zaten. Bugün yepyeni bir oluşum şaşı başlayacak. Olduğu için. Her şey dahilde. Bugün şaşı yepyeni olduğu bir... için otur. Nerede o şey nerede? Yani kırmızı. Bugün yepyeni bir oluşum başlıyor. Sihirli Dokunuşlar bölümümüz başlayacak. Evet. Bütün hanımlar ekran başına. Sihirli Dokunuş. Ufak dokunuşlarla evet. Pazartesi'den başlayıp
Cuma günü bakacağız ki sihirli dokunuş nasıl olmuş. Onların evet. hepsini göreceğiz. Ama önce... Lazım şart. Değişmek isteyen bir sürü, yenilik isteyen bir sürü kadın var. Bir sürü, bize bir başvurabilirsiniz. Sürü. Değişmek istiyorsanız yeni böyle hayatıma, yeni bir haftada yeni bir soluk gelsin. Sunucular da başvurabilir mi? Sunucular da başvurabilir mi? İnşallah ilk örnek sen olacaksın. Beni de değiştirsinler baştan. İnşallah seni de bir değiştirsek çok iyi olur beni ya. Beni de komple soksunlar tekrar. Sana şöyle bir format atmak lazım. Beni. Fabrika ayarlarını bir geri dönsen. Bir geri döndürsen. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Şimdi ilk konumuzu alalım efendim. Artık haftaya başladık. Tabii ki ay tutulması konuşuluyor bütün kanallarda. Ay değil canım. Güneş ne ayı ya? Ay tutulmuştu. Güneş tutulması. Güneş tutulması. Biliyorsunuz her yerde konuşuluyor ama tabii ki bize bunu en güzel anlatacak. Böyle detaylı detaylı anlat. Ne var ya? Hiç çalışmadan. Çok şeyim sende. Git ne hani varsa gör ya. Çalış gel ya. Hayret bir şey. İnsan şaşırabilir. Canlı yayın etkileri bunlar. Hayret bir şey. Ne güzel bugün danslarla başladık. Hemen alalım konuğumuzu o zaman bize anlatsın. Burçları neler bekliyor? Güneş tutulması nasıl etkileyecek? Kocaman alkışlar rejiden geliyor. Oyuncu astrolog Hande Kazanoğlu geliyor. Oyuncu astrolog. Oyuncu astrolog. Ev hanımı. Hem oynuyormuşum hem az. Oyuncu astrolog. Oldu, ev hanımı. Evet. Ev hanımı. Evet diş hekimi. Diş ve hekimi her şey. Uzman psikolog Hande Kozanama bizlerle birlikte. Merhabalar herkese. Aydın merhaba. Yanlışlıkla söyledim güneş tutulması. Herkes olsun. Bahsediyor. Çok yakındı ay tutulması da 19 Ekim'deydi. Hemen arkasından da güneş orada tutulması kaldım. Olunca evet. orada olmuştu. Tutulmalar arasında şey yapalım biraz karışmak oldu. Olsun sen bize güzel güzel anlat öğrenelim. Evet anlatalım. Çünkü önemli bir tutulma. Hayatımıza çok önemli değişim ve dönüşümleri getirecek. Akrep Burcu'nda bir tutulma yaşıyoruz. Akrep Burcu Türkiye'nin burcu akrep zaten. O yüzden de bizler için... Türkiye 29 Ekim'de doğduğu için 29 Ekim 1923 2030'da ilan edilmiş. Benim oğlum da yeni doğdu. Evet akrep burcu yükseleni yengeç. O yüzden de akrep burçlarını çok ilgilendiren bir tutulma yaşayacağız. Ne olacak? Nasıl etkilenecek burçlar? Aslında herkes çıkıyor bir şeyler söylüyor işte tutulma olacak şu olacak diye. Tutulma nasıl bir şey biliyor musun Alişan ve Çağla? Mesela hayatımızda çok önemli değişimler yapmak istiyoruz ve bu değişimlere bir türlü karar veremiyoruz veyahut da erteliyoruz. Daha cesaret edemiyoruz. Doğru zaman ne zaman bilemiyoruz. Falan. Aynen öyle. Hayatımızın o rutinini, o düzenini bozmamak için o yapmamız gereken şeyleri göz ardı ediyoruz. İşte hayat bekliyor ve diyor ki artık senin bunu yapman lazım. Çünkü senin şu aşamaya geçmen için bütün bunları halledebiliyor olman gerekiyor diyor. Ve sen yapmadığın için de tutulma anlarında bir anda oluyor ve olup bitiveriyor her şey. Ve o da seni bir parça da olsa böyle elinden bütün oyuncaklar alınmış gibi hissettiriyor. Yani kararlarını bir anda veriyorsun. Evlenebilirsin, boşanabilirsin. Aynen öyle bir anda. Bir ilişkiye başlayabilirsin, içe başlayabilirsin. Bunlar bir anda mı olacak? Çok doğru. Yani... Bu görmüş olduğunuz bu tutulma civarı ve aynı zamanda bunun etkileri tabii bir sonraki tutulmaya kadar sürüyor. Bu tutulma yaklaşık bir 4 ay sürecek olan bir tutulma. Vay. Ender görülen bir tutulma çünkü aslında parçalı, halkalı bir tutulma olarak başlayacak ama dünyanın belirli yerlerinde tam tutulma olarak gerçekleşecek hibrit tutulma diyoruz. Hibrit. Çok ender görülen tutulmalardan bir tanesi. İnşallah faydalı olacaktır enderse ben kendisi. Ben faydalı olacağını düşünüyorum çünkü değişimler aslında hayatımızda değişmeyen tek şey değişim ve değişimlere mümkün olduğu kadar açık olmamız gerekiyor. Hangi burçları çok fazla etkileyecek? Akrepleri çok etkileyecek. Aynı şekilde kovaları etkileyecek, boğaları etkileyecek ve aslanları etkileyecek. Bütün sabit burç olan burçları etkiliyor olacak. Hepsini farklı alanlarda etkileyecek ama sabit oldukları için bu tutulmayı daha fazla üstlerinde hissediyor olacak. Şimdi sen bize burç anlatırken bir yandan da güneş tutulmasının o burçlardaki etkilerini de anlatacaksın evet, aynı zamanda. Aynen öyle. Tamam, aynen. Okay. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Haydi bakalım koçlar hangi alanlarda bu güneş tutulmasını yaşıyorlar? Zaten Kasım ayına girdiğimiz an itibariyle biz burada hep söylemiştik. Demiştik ki koç burçları, sevgili koçlar ortak para alanlarınızda bir takım önemli sorumluluklar olacak önümüzdeki dönemde. İşte partnerinizin parası veyahut da ailenizle beraber yaşadığınız insanların parası veyahut da patronunuzun parası gibi etkiler önemli olacak demiştik. İşte tam da bu tutulma sizin bu alanlarınızda gerçekleşecek. Bu ne anlama gelecek? Özellikle ortaklaşa para konularında önemli konulara, önemli olaylara, başlangıçlara ve kararlara sebep olacak bir dizi olaylar içerisinde
içerisinde bulacaksınız kendinizi. Bir yerde mesela bir vergiyle ilgili bir konu varsa bu gündeme gelebilir veyahut da bir mirasla ilgili bir konu söz konusu olabilir. Şöyle söyleyeyim, mesela çok uzun süren bir davanız vardı, aniden sonuçlanmasıyla karşılaşabilirsiniz. Veyahut da eşinizin para alanında inanılmaz güzel gelişmeler, ani başlangıçlar veyahut da kararlar gündeme gelebilir. Belki de bunun sonucunda elinize bir para geçmesi sonucunda belki bir ev alacaksınız ve bu evin girişimi için bir kredi veyahut da bir borcun altına girme etkiniz söz konusu olacak sevgili koçlar. Bu tutulmadan sakın ama sakın korkmayın, sorumluluklarınızı bilin, üstüne gidin, bakın görün size ne kadar çok yarayacak. Bu hafta ayrıca bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Allah. Oğlak Burcu'na geçmesi ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Biraz ilişkilerde ilişkilerimize iş gözüyle bakabiliriz. Oğlak Burcu insanı her şeyi organize etmeyi, her şeyi bitirmeyi çok sever. Evet. Hani iş gibi bakar, sen şunu yap, ben bunu yapayım, hemen gidelim şunu organize edelim gibi. Evet. Şimdi artık biraz ilişkilere o gözle bakacağız ama Koç Burcu'nun Venüs 10. yani kariyer evini etkiliyor. İş ve kariyer anlamında çok güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Birazcık daha içten ve samimi davranışlar geliştirerek iş alanlarınızda önümüzdeki dönem çok güzel kapılar sizin için aralanacak sevgili koçlar. Özel hayatınızda da sevdiğiniz insanla daha fazla gözle görülür alanlar içerisinde olacaksınız. Benim o. Bu hafta tanınırlık, aynı zamanda yapacağınız işler ve para konuları önemli olacak. Bunlara dikkat edin. Dikkat edin dediğim, yani bu alanlarınız daha fazla aktif olacak. Cuma ve cumartesi günleri çok güzel etkiler var gökyüzünde ve cuma ve cumartesi günleri özellikle iş alanlarınızda önemli konuşma ve görüşmeleriniz varsa bunlardan da faydalanın efendim. Emre'ciğim ben not aldım, eve gelince sana anlatacağım. Boğalara geçtik sevgili boğalar. Özel hayat demiştik Kasım ayına girerken. İkili ilişkiler ve özel hayatınız aktif olacak. Özellikle ortaklaşa yapılacak işler varsa yine devrede olabilir. Ama hayatınızın insanını buldunuz. Ona bir türlü açılamıyorsunuz. Evlenme teklif etmek istiyorsunuz. Veyahut da şimdiye kadar hep karşı taraftan bir evlenme teklifi beklediniz ve bir türlü alamıyorsunuz. İşte bu tutulma tam da bu noktanızı tetikliyor olacak sevgili boğa ve yükselen boğalar. Belki de ayaklarınız yerden kesilecek. Sevdiğiniz insanın evlilik teklifiyle karşılaşacaksınız. Veyahut da evliliğinizde ya da İlişkinizde bir takım sorunlar varsa yine önemli kararlar bu tutulmayla beraber devrede olacak. Taşınmayı düşünüyorsanız tam zamanı bu tutulma taşınma alanlarınızda etkileyecek. Belki de ev sahibiniz ufak tefek yaşanacak bir takım olumsuzluklar sonucunda başka bir eve geçme gibi bir durum söz konusu olabilir. Belki de bir ev alabilirler. Tabii ki bunlar hepsi birer olasılık veyahut da bir ev görürler, bayılırlar ve ben direkt hiçbir şey yaşamadan da geçmek istiyorum diye düşünebilir. İş hayatı peki? İş hayatlarında çok önemli bir sürece doğru gidiyorlar. Tanıdık özellikle salı günü itibariyle yabancılarla yapılacak ortaklı işler. Yine seyahat, eğitim alanlarında çok güzel bir dönem başlıyor. 3 hafta boyunca bayağı koşturacaklar ve kendilerini gösterecekleri bir alan içerisinde olacaklar. Yeni projeleri olacaklar. Var mı kendileri? Yeni projeler tabii ki 9. ev aynı zamanda gelecek evi, proje evi olduğu için Venüs bu alanda onları destekleyecek. Hiç merak etmesinler. Haydi bakalım, özel hayatları etkili. Haydi bakalım. Boğaları da atlattık ve hemen geçiyoruz İkizler Burcu'na. İkizler Burcu çalışma hayatı, iş alanları çok aktif bir süreç içerisindeler ve bu tutulma onların iş, hizmet ve sağlık alanlarını etkiliyor. Bu alanlarda beklenmedik konu ve olaylar yaşamaya müsait olacaklar. Değiştirici ve dönüştürücü etkiler. İyi şeyler. Güzel, tabii ki niye iyi olmasın. Benim ablam da ikizler biliyorsun. Daha çok çalışacak, daha fazla iş yükünü üzerine alacak, daha fazla sorumluluk altına girmeye özen gösterecekler. Yaparım. İkizler Burcu'nun şöyle bir özelliği var. Şöyle bir özelliği. İşi sever ama illa o işten çok büyük keyif alması lazım. Almam lazım. Almazsa asla kılını kıpırdatmaz. Yemin ediyorum kıpırdatmam, o işten zevk almam lazım. Bak, bak sevgili koy koycuğum bak, o işten zevk almam lazım. Güzel, güzel. Bunu yapmadığı müddetçe hakikaten ona çok zor gelir. Eğer işinizi sevmiyorsanız, derim, beğenmiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız, Arışan için demiyorum ama diğer ikizler, bizi izleyen ikizler varsa tam da işinizi değiştirmek veyahut da iş başvurularında bulunmak, yeni bir alana kaymak için doğru etkiler altında olacaksınız. Evet. Merkür'ün gerilediğini unutmadan hareket etmeye özen gösterin. 11 evet. Kasım'dan sonra girişimlerinizde bulunun ama bu tutulmada tam bu konularda hayatınızda önemli kararları evet. sokuyor olacak. Hatta şöyle bir atasözü var ikizler için. If I don't like my work, I will go home. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii Reji de etkilendi. Yani bu derin İngilizce'den. Aynen öyle.
Aşk hayatları özellikle bu ayda üstlerinde böyle bir aşk etkileri var ve çok bolluklu, bereketli, güzel ilişkilere doğru gidiyorlar İnşallah. Sevgili ikizler. Bolluklu, bereketli ilişki ne demek? Bolluklu, bereketli ilişki yok. Yani. Ne demek o? Ne demek o? İlişkide çocuğu koymayalım diye. Ne demek o? Yani ne demek? Şöyle demek. Yani tanışacakları insan onların hayatına çok büyük bir bereket, olumlu etkileri bolluk olacak. Getirecek yani anlamında. Bereket getirecek, bolluk getirecek, evet. İşleri artacak, ne bileyim, sen daha sus, mutlu olacak. Sen sus, sen niye konuşuyorsun? Hayır, ben bazen kadın çok anlatıyor. Kısa... Yorum yapıyorum ya. Kadın anlatıyor. Çok kısa böyle kelimeleri şey yapıyorum, doğru söyledin, çok da güzel açıkladı Çağla. Şimdi yengeç burçlara geçtik. Yengeçler aşk hayatlarında çocukla ilgili alanlarda önemli sorumluluklar üstleniyorlar. Yani ve bu tutulma aşk hayatlarında çok önemli karar ve başlangıçları gündeme getirebilir veyahut da daha önceden konuşulmuş bir mevzu üzerine güzel konular gündemde olacak sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Bu ne anlama geliyor? Daha önceden konuşulmuş, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız çocukla ilgili kararlar, belki de bir uğraşınız sonucunda hiç beklenmedik bir şekilde hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bir uğraşınız sonucunda derken. Canım yani şöyle söyleyeyim. Hayır, istemiştir, 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 olmamıştır. Uğraşmıştır bu iş içerisinde. Mesai yani... harcamıştır bu iş için, evet, olmamıştır. Şimdi olabilir. Mutlu haberler vardır. Tabii. Mutlu haberler olabilir. Yani illa tabii yengeç hanımlar için söylemiyoruz. Beylerin hayatında da bu etki söz konusu Hayır, bilimsel olabilir. Bilimsel anlamda konuştuğun için hani ben halk dilinde konuşmak istedim o yüzden. Tamam, peki, çok güzel. Araya girmek süper. Aşk hayatlarında da önemli konular gündemlerinde olacak. Yine sanatsal konular, üretkenliğe dayalı her tür işte de yengeç ve yükselen yengeçler olumlu etkiler altında olacaklar. Zaten öyle bir döneme giriyorlar ki özel hayatları, ikili ilişkileri devrede olacak. İlişkilerinde bir sorun varsa konuşmak için, sevdikleriyle o bağlantılarını güçlendirmek için de keyifli bir süreç olacağını söyleyelim. Hayattan alacakları keyif giderek yükselmeye başlıyor. Hayırlısı, sevgili yengeçler. Aslanlara geçtik. Ev, aile, yuva. Ne demiştik? Aynı şekilde akrepler etkileniyor ve aslanlar da daha fazla etkilenecekler. Ailelerindeki bir insanın sorumluluğunu daha fazla üstlerinde hissetmeye başlayabilir sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yine ev ve aile ile ilgili konularda çok önemli sorumluluklar üstlenecekler ve bu alanda da önemli kararlar verecekler. Yine bir ev alım, satım, kiralama gibi işler gündemlerinde olabilir bu tutulmayla beraber. Hemen Venüs'e bakalım. Önümüzdeki dönem itibariyle 3 hafta boyunca daha fazla çalışacaklar ve daha fazla işlerini sevecekler. Beraber çalıştıkları insanlarla da ilişkilerini güzelleştirme fırsatı bulacaklar sevgili aslanlar. Hemen şöyle bir aşk hayatlarına da bakalım. Özellikle kalbi boş olan aslanlar varsa seyahatlerde veyahut da belki de tatil sırasında hiç beklenmedik yerlerde hayatlarına bir insanın girmesi söz konusu olabilir. Eğer uzun süreli bir ilişkiniz varsa da sevdiğiniz insanla seyahat veyahut da tatil planlarınızı konuşabilirsiniz önümüzdeki dönemde sevgili aslanlar. Başaklara geçtik. Yakın çevre, akraba ve kardeşlerin hayatında önemli değişimler ve gelişimler var. Bu tutulma bu alanlarınızı etkiliyor. Siz de bu alanlarda önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Belki de onların hayatına dahil olacaksınız veyahut da sizin etrafınızda cereyan eden bir olay söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Yine iletişim, satış, pazarlama işiyle uğraşıyorsanız, iletişimin her tür formu yazmaya dair bu gibi alanlarda önemli kararlar söz konusu olacak. Daha önceden konuşulmuş bir iş yeniden gündeme gelebilir. Hemen bakıyorum. Venüs aşk evine giriyor sevgili başaklar. O yüzden aşkı daha fazla hayatınızda hissetmek isteyeceksiniz. Biraz güvensizlikleriniz var. Kolay kolay sevdiğiniz insana açılamıyor olabilirsiniz veyahut da güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde bu güvensizliklerinizi bir kenara bırakarak artık aşkı daha fazla konuşmak ve hissetmek isteyeceksiniz hayatınızda. Terazilere geldik. Teraziler parasal konularda ciddi anlamda bu sene önemli testleri var ve parasal alanda da önemli sorumluluklar üstlenecekler bu tutulmayla beraber. Elinize bir para geçebilir sevgili teraziler ama bu parayı dilediğiniz gibi harcayamama size bir parça da olsa zorluk yaşatabilir. Yani paranızı tutmanız gerekiyor özellikle bu güneş tutulması zamanında. Yine sahip olduğunuz değerler önem kazanmaya başlayacak ve bu alanlarda önemli sorumluluklar hissedeceksiniz. Daha önceden konuşulmuş bir para meselesi de gündeminizde olacak. Bir alacak, borç vesaire alacağınız bir para varsa evet.
Teraziler bu alanda şanslı olacaklar, şanslı etkilere sahip olacaklar. Yine önümüz, yani bu hafta itibariyle önünüzdeki 3 hafta boyunca evinizde önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Bir eşya almak istiyorsanız tam zamanı harekete geçmek için. Yine evinizde tadilat, dekorasyon, boya, badana gibi etkiler söz konusu olabilir. Gönül rahatlığıyla bu işlerinizle uğraşabilirsiniz. Hemen bakıyorum, biraz özel hayatlarına bu dönem içerisinde dikkat etmeleri gerekecek. Sevdikleri insanın çok fazla kendisini ön plana çıkarmaması veyahut da ortaya koymaması gibi etkilerden kaynaklı olarak zaman zaman sürtüşmeler açık olabilirler. Ama terazi idare etmesini bilir. Her koşulda işin üstesinden gelmesini de başaracak diyebiliriz burada. Tamam. Akreplere geldik. Akrepler için çok önemli bir tutulma demiştik evet, zaten başlarken. Aynen. Bu ne anlama geliyor? Hayatlarını yeniden yapılandırıyorlar, yeniden kuruyorlar. Belki kafaları hangi yöne gitmek gideyim ya da hangi alanda kendimi göstereyim gibi konularda kafaları karışık olabilir. Ama daha önceden düşündükleri, kafalarında plan yaptıkları bir konu varsa, bir proje varsa tam da bu projeyi dillendirmenin veyahut da bu projeyi ortaya koymanın vakti sevgili akrepler. Hayat sizi bir koşulda destekliyor olacak ve hayatınızdaki değişimlere ve dönüşümlere lütfen kalbinizi ve gönlünüzü açın. Çünkü bu değişimde dönüşümlerden en fazla etkilenecek olan sizsiniz. Bu değişimler olumlu yönde mi olacak akrepler için peki? Şimdi şöyle, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ama ben her şeyin olumlu olduğunu düşünen bir insanım. Yani ben bir değişim olumlu olacak, olacağını bir değişim olacak evet. Ama evet. Olumlu olumsuz. Onu... Herkes öyle düşünmeli. Evet, değişim herkes olacak, öyle düşünmeli. Ama iyi yönde olacak diye düşünürse iyi yönde olacak. Yani şurada şu var, akreplerin en önemli özelliği hiçbir koşulda vazgeçmez. Bir şey ister sonuna kadar ve o olana kadar ısrar eder, ısrar eder, ısrar eder. Belki de bu tutulmada ısrar etmemeleri gerektiğinin farkına varacaklar. Yani eğer önünde biraz bir akışına. Engel varsa biraz akışına bırakıp o engelin etrafından dolaşmak gerektiğini fark edecekler. Bunu yaparlarsa hayatlarında çok güzel bir dönem başlamış oluyor zaten. Sosyal çevreleri çok aktif ve yakın çevre iletişimle ilgili konularda da önümüzdeki dönemde güçlü ilişkiler geliştirecekler. Yine yakın çevrelerinden çok beğendikleri bir insan varsa ve kalpleri boşsa hayatlarına bu insan dahil olabilir. Aa. Bunu hemen söyleyelim. Buradan da müjdesini verelim. Peki. Hemen yaylara geçtik. Yaylar hakikaten hayatlarının kontrolü ellerinde değil diyoruz ya, Kasım ayına girerken de bundan bahsetmiştik. Bir parça da olsa zorlanıyorlar. Başka insanların sorumluluklarını daha fazla ön plana çıkarmaya seviyorlar. Ama artık kendi hayatlarının kontrolü üzerinde durmaları gerekiyor sevgili yayların. Kadersel etkilere sahipler bu tutulmada. Kadersel etki derken ne anlama geliyor bu? Yani hani diyoruz ya, şu alandan gelecek, bu alanda bir şeyler yaşayacaklar. Her alandan bu tutulmayı yaşayabilirler. O yüzden birazcık az önce söylediğimiz etkileri akrebe, yaya da hatırlatalım. Birazcık olayları rahata bırakmakta ve geldiği gibi algılamakta fayda olacak. Başkalarına yardım konusunda, başkalarının sorumluluklarını üstlenmeleri konusunda çok ciddi bir şeyleri var. O konuda fazla istekliler. Özellikle şöyle bir müjde verelim. Şöyle bir müjde verelim yaylara. Önümüzdeki dönemde 3 hafta boyunca parasal konularda çok güzel etkilere sahip olacaksınız sevgili yaylar. Biraz uğraşmayla, birazcık belki de göstereceğiniz bir takım becerilerle parasal kazançlarınızı güzel bir şekilde arttıracaksınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla eskiden gelen bir takım konuşmalar varsa bu konuşmaları da önümüzdeki dönem tamamlamanız gerekiyor. Son 3 burcumuzdayız. Oğlak burçlarındayız. Sevgili oğlaklar, özellikle geçtiğimiz haftalarda söylemiştim, sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, yine grupsal işlerle ilgili konularda çok önemli sorumluluklar üstlenecekleri bir dönem. Şimdi sorumluluk üstleniyorsunuz. Bundan sonra üstleneceğim. Cuma günü üstlendim de 12 arkadaş yemeğe çıkmıştım. Tabii. Onun gibi bir Kasım şey. Ayında bu etkiler girdi ama tutulma bu alanda. Şu ne anlama geliyor? Hemen ben söyleyeyim. Yani sosyal çevre çok etkili bu aralar. Sosyal çevreyle yapacak her tür işte şans senden yana. Gruplarla, insanlarla, arkadaşlarla, dostlarla yapılacak her tür işte senden yana şans. Gelecek evinde oluyor yani. Bir günde şu oğlaklar, bir günde şanslı olmasa kardeşim. Biz anlaştık onları. Ya hayır, bir günde şanslı olmasa bunlar çok ballı vurdu. Ya ne var sana ne ya? Benim aklımda oğlak olması benim için çok iyi. Tamam, evet, daha bunu niye böyle kabul etmiyorsun? Ne ama kadar bu çok güzel. Ballı, hep ballı bu. Allah Allah. Şimdi özellikle şu son... Kıbrıs'a gidelim. Şu son birkaç haftadan beri böyle üzerinde bir yani çok fazla hani bir yandan sosyal olmaya, felaket aktif bir olmaya, enerji var üstümde. Bu enerjinin aşırı tam da enerji ortaya var. Çıktığı bir döneme giriyorsun. Evet. Çünkü Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Motor taksam böyle olurum ya. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. İnanılmaz bir enerji var. Ne oldu bana ya? Bir şimdi şey oldu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela oğlaklar önümüzdeki dönemde güzelleşmek için,
kendilerini daha fazla değiştirmek, farklı bir mesela işte saçına daha fazla ilgi göstermek, kıyafetlerine daha fazla alışverişe gitmek gibi etkiler altında olacaklar. Çünkü artık o etkiler biraz hayat fazla olmasa iyi olur, bütçemiz sarsılmak evet, üzere çünkü. Güzelleşmeye başlıyor. Sevgili anladım, oğlaklar. Çok heyecanlı. Kendinizi iyi hissediyor olacak. Ay geçelim. Çok güzel. Geçelim. Güzel yok. Oğlaklar niye geçiyoruz ya? Geçelim, iki dakika olumlu kaldı. Olumlu etkiliyor. İki dakika kaldı. Allah Allah. Ben anlatacağım sana sonra oğlaklar. Hayret bir şey. Evet. Kovalara geçtik o zaman. Kovalar da etkileniyordu. Evet, kovalar da etkileniyorlar. Kovalar da hangi alanda etkileniyorlar? Kariyer alanlarında etkileniyorlar. Geçtiğimiz senelerde yapmış oldukları, kurmuş oldukları işlerin karşılığını alacakları bir süreç olduğunu söylemiştik Kasım ayına girerken. İşte tam da bu tutulma kariyer ve iş alanlarında çok önemli karar ve başlangıçları gündeme getirecek. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış, tamamlanmamış bir mesele varsa bu meselelerle ilgili konular hızlandırılmış bir şekilde önlerine gelecek. Sevgili kovaların, sadece karşılarına gelecek olan işte şartları çok fazla zorlamamaya özen göstersinler. Biraz olduğu gibi bırakmakta fayda olacak. Çünkü kova burcu da inatçı bir burç, sabit fikirli bir burç. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman illa kendi istediği gibi olmasını dileyen bir burç. Özellikle önümüzdeki dönem içerisinde birazcık hayatı sorgulama gibi etkileri yüksek olacak. Sosyalliğinde bir takım geri çekilmeler söz konusu olabilir sevgili kovaların. Bu dönemde yapacakları en iyi iş plan ve projelerini oluşturmak ve hayatı daha güzel gözlerle yakalamak olmalı. Geldik. Ve son burcumuz olan balık burcuna geldik. Özellikle eğitim, seyahat, akademik konular, medya, hukuk alanlarında çok önemli sorumluluklar üstleniyorlar ve bu tutulma bu alanlarda hızlı gelişmeleri hayatlarına taşıyacak. Yani bu ne anlama geliyor? Mesela bir hukuki bir davanız varsa ve sonuç alamıyorsanız o davanın sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Veyahut da aniden çıkacak bir iş seyahati gündeme bomba gibi düşebilir. Veyahut da yine bir akademik eğitim söz konusu olabilir veyahut da uzaktaki akrabalarınızdan ilginç ve değişik olaylar ve hayatlarındaki değişim ve dönüşümlere şahit olma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili balık ve yükselen balıklar. Arkadaşlıklarınız önem kazanmaya başlayacak önümüzdeki dönemde. Yani arkadaşlarınızdan daha fazla fayda sağlayacaksınız. Gireceğiniz ortamlarda yeni tanışacağınız insanlar size yeni işlerin kapılarını aralayabilirler. Yine aşk hayatınıza biraz dikkat edeceksiniz ama aşkta çok önemli de şanslara sahip olacaksınız sevgili balıklar. Evet. Bütün burçların her şey istediği gibi olsun. Her şey gönlünüz olsun. Sen de kazanan işte bu kağıtlara bakıp işte gün ışınlarının, ayın, yörüngesinin, efendim Plüton'un, Mars'ın veya Merkür'ün etkileri hepsi bu şemada. Evet. Biz bakınca hiçbir şey anlamıyoruz ama bu kadın her şeyi anlıyor. Teşekkür ediyorum. Çok güzel şey anlattın. Bunu bana ver. Sağ ol. Ben çalışayım. Sen de kalsın. Tamam. Aynen. Sen onu bir anlat. Efendim şimdi her şey değerli. Biraz önce de bahsetmiştik sizlere. Yepyeni bir bölümümüz var diye. Evet. Şimdi sihirli. O bölümümüzle ilgili bir veterimizi seyredelim. Sonra konumuzla birlikte stüdyomuzda olacağız. Hande'cim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine görüşmek büyük üzere diyoruz. Canım. İzleyelim. Ve Olcay Hanım'ın hayatına, tam da en özel noktasına geldi. Bugünkü konuğumuz Olcay Çukurovalı'nın hayatının çöküş noktası ne? 4 yıl önce eşimden ayrıldım. 5 yaşında bir oğlum var. Hangi olay Olcay Hanım'ın eşinden ayrılmasına sebep oldu? Sınavıma girdi, eşinden ayrılması oldu. Çöküş dönemine giren Olcay Hanım'a ailesi nasıl sahip çıktı? Bunun dışında başka türlüsü nasıl olur bilmiyorum. Anne yarısı teyzesi Saime Hanım, Olcay Hanım'ın haline nasıl çaresiz kaldı? Şimdi ne yapacağım şaşırıyorum. Olcay Hanım'ın komşularıyla ilişkisi nasıl bozuldu? İçine kapanıklığını hissettim. Yani hayattan soğuduğunu hissettim. 5 yaşındaki oğlu Yalçın Ege, annesinin en çok neyinden şikayetçi? Neredeyse konuşmaya başladığından beri alakalı problemi devamlı söylüyordu bana. Olcay Hanım nişan kıyafetini neden çöpe attı? Onu direkt atalım artık. Onun enerjisi gitsin. Birazdan her şey dahilde. 80'e kadar çıktım. 80'e kadar evet. Çıktım. Hoş geldin diyoruz öncelikle. Çok tabii ki bundan sonra da hep bizimle beraber olacaksın. Çok mutluyuz, çok evet. Sevinçliyiz. Ama neler yapacaksın? Önce senden bir dinleyelim. Çok şey yapacağız. Bütün hanımların hayatına dokunmak istiyoruz. Ve onların hayatında kadınlar çok etkileniyorlar her şeyden. Ve çok çabuk çökebiliyorlar. Hı-hı. Deforme olabiliyorlar. Ruhsal çöküntüler dışarıya da yansıyor. Hı-hı. Ve hayata karşı özgüvenlerini kaybetmeye başlıyorlar. Onları tamir etmeye çalışıyoruz. Eksik gedik ne varsa onları tamamlıyoruz. Onları tamamlıyoruz.
fazlalıkları yok ediyoruz. Bu bir hafta içerisinde oluyor. Bir hafta içerisinde ama Olcay Hanım'la gördüğünüz gibi biz çekimlere başladık. Olcay Hanım'da müthiş bir değişim olacak. Biz hayatınıza dokunmak istiyoruz. Eğer siz de bizi kabul ederseniz her şey dahil de sihirli dokunuşlarla sizlerle olacağız. Size de konuk olabiliriz. O zaman bütün ev hanımlarına buradan seslenelim. Her şey dahil de artık. Araması bedava değil, evet. Yani az bir telefon, şey. Telefon numaralarımız altta aşağıda. 328-3106. Ben de değişim yaşamak istiyorum. Kendimden sıkıldım artık, ne bileyim. Veya saçım işte şöyle olmasın, ne bileyim böyle giyinmek varsa istiyorum. Ya kim? Kilolarımdan kurtulmak istiyorum. Yani işte, fazlalıklar gidiyor. Her şey olabilir. Mesela şey belli bir yaştan sonra bazen de hayat koşulları insanları çok yorabiliyor. Mesela Olcay Hanım 33 yaşında, hı-hı, ama yaşına rağmen bir boşanma yaşamış, şey zor olmuş. Tabii. Çok tatlı bir evladı var ve VTR'lerde de göreceksiniz. Bütün bir hafta boyunca bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Onun değişim sürecini izleyeceğiz. Ve biz acaba belki siz ekran başındakiler kendinizi izlerken şöyle diyebilirsiniz. Ya buna da ihtiyacım var. Mesela Olcay Hanım çok ilginç bir şey. Hayatta en güzel şey nedir? Gülmek. Evet. Çünkü güldüğünüz zaman enerjiniz yükselir. Etrafınıza güzel enerjiler verirsiniz ve nasıl olur? Hayat daha güzel olmaya başlar. Evet, kesinlikle. Gülemiyor, böyleydi. Yani bu çok insanda var. Çok da fazla anlatmayalım. Bence o gelişimi, ama bir o değişimi hafta birazcık, boyu. Evet. Birazcık izleyelim. Haftanın şimdi ilk, evet, biraz haftanın izleyelim. İlk İnanılmaz meselesini. Bir değişim olacak. Efendim buyurun. Bir görelim neler yapmışlar. İzleyelim bakalım neler yapmışlar. Hadi bakalım. Bu haftaki ilk değişimimiz başlıyor. Bugün sunucumuz Sema Üstürk, 33 yaşındaki Olcay Hanım'ın evine konuk oluyor. Olcay Hanım'ın hayatında nelerin yolunda gitmediğini gelin hep beraber izleyelim. Evet, Olcay Hanım'ın evinin kapısının önüne geldik. Şimdi bizi içeride neler bekliyor ben de merak ediyorum. Ama ailesiyle bir araya geleceğiz. Olcay'ın hayalleri, yaşantısına dair ufak tefek ipuçlarını yakalayacağız. Onun doğrultusunda, onun hayatındaki bu sihirli dokunuşa hep birlikte şahit olacağız. Buyurun gelelim. İstanbul Beylikdüzü'nde annesi, babası ve 5 yaşındaki oğlu Yalçın Ege ile yaşayan Olcay Hanım'ın ailesi tüm içtenliğiyle karşılıyor bizi. Bugün Olcay Hanım'ın evindeyiz ve Olcay Hanım'ın hayatına, tam da en özel noktasına geldik. Kendi evinde ailesiyle birlikte sohbet edeceğiz. Merhabalar, Olcay Çukurovalı ben. 33 yaşındayım. 4 yıl önce eşimden ayrıldım. 5 yaşında bir oğlum var ve beraber yaşıyoruz. Olcay Hanım'ın babası Arif Bey 65 yaşında. 3 çocuk babası ve emekli matbaacı. Olcay'ın durumu çok iyiydi. Büyük bir hava şirketinde uçuş ofisindeydi. Çok iyiydi. Sonra oradan işten ayrıldıktan sonra işte bunalıma girdi. Eşinden ayrılması oldu. Önce eşinden, arkasından da işinden ayrılan Olcay Hanım'ı ailesi yalnız bırakmadı. Bunlar normal şeyler. Aslında ailenin yapabileceği şeyler. Yani bunun dışında başka türlüsü nasıl olur bilmiyorum yani. Aile budur zaten. Birlikte olmak. Anne yarısı teyzesi Saime Hanım, hayata küsen Olcay Hanım'ın eski halini çok özlüyor. Daha önceki hayat çok neşeliydi, bakımlıydı. Onların böyle ne bileyim yani kendine bir güveni vardı. Mesleği icabı da öyleydi. Sonra işten çıkartıldı. İşten çıkartılınca çok birdenbire çöktü. Yani ruhen çöktü. Bir bunalıma girdi. Birdenbire içine kapattı kendini. Şimdi ne yapacağım şaşırıyorum. Hani yanında olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Onu motive etmeye çalışıyorum. Kızım kendini toparla. Bu illaki her şey maddi değil. Manevi olarak çok yıkıldı. Birdenbire boşluğa düştü. Kızım toparla kendini. Makyaj yap. Bak kendine. Giyin. Süslen. Sen çok güzel bir bayansın. Ne dersen. Yok. Takıldı onu, takıntı haline getirdi. Olcay Hanım'ın eski neşesini özleyenlerden biri de komşusu Ayla Hanım. İşten ayrıldığı dönemden sonraki tabii bazı suskunlukları, durgunlukları oldu. Yani bayağı bir içe kapandı, kimseyi görmek istemedi. Sürekli gelip gittiğimde annesi de olduğu için evde odasına kapanırdı. Yani öyle bir görüşürdük, odasına kapanırdı. O eski neşesi
heyecanı kalmamıştı. Ailesinden aldığı desteğe rağmen kendine güvenini kaybeden Olcay Hanım, bakın en çok nelerden şikayetçi. Özellikle ailemden, annemden, babamdan çok destek alarak geldim zaten. Onun dışında oğlum zaten neredeyse konuşmaya başladığından beri dişlerimle alakalı problemi devamlı söylüyordu bana. Çünkü ben ona ne kadar dişlerini fırçalaması gerektiğini, ne kadar öğretmeye çalışsam da karşılığında bana aynı cevabı verebiliyordu benim dişlerim konusunda. 33 yaşındaki Olcay Çukurovalı bugüne kadar yaşadığı mutsuzluğu geride bırakmak için kendini Sihirli Dokunuş ekibinin uzman kadrosuna bırakmaya karar veriyor. Şimdi dolabı karıştırma vakti. Neler var, neler yok, sana neler yakışıyor, neler yakışmıyor, birlikte bir analiz edelim istiyoruz. Evet. Bakalım hani giyim anlayışın neymiş Olcay? Burada çok güzel elbiselerin var. Senin tavsiye ettiğin hani mesela, aa dur şurada bir şey buldum. Wow, en sevdiğim elbisem o zaten. Çok cici bir şey bu. Bakalım Olcay Hanım değişim sürecinin sonunda çok sevdiği bu kıyafetinin içine girebilecek mi? İnşallah gireceğim içine. Evet, gireceğiz. Evet, gireceğiz. Sunucumuz Sema Üstürk de değişim için en az Olcay Hanım kadar heyecanlı. Aha, bir şey daha buldum burada. İki tane. Ah, bunun rengine bayıldım. Çok güzel elbise değil mi çok bu? Çok severek aldım. Mini seviyoruz galiba. Mini seviyorum. O zaman hemen acil. Ben de seviyorum ama şimdi operasyon sabırsızlıkla bekliyorum ki daha güzel yakışsın diye. Çünkü hep destek kullanmak zorunda kaldım şimdiye kadar. İnşallah daha rahat giyeceğim. Yalçın Ege'nin annesine en çok yakıştırdığı kıyafet bakın hangisi? O giyineyim, süsleneyim, çok seviyor. Erkek çocukları evet, seviyor aslında. Muhtemelen. İlk aşk anne derler ya. Ay gerçi evet. Gerçi o beni her halimle sanırım seviyor, inşallah seviyordur. Bu da hoş. Baba bu kilolu olduğun. Aslında evet, hem kilolu olduğum dönemden. Kaç kiloydun o zaman? Ben 80'e kadar çıktım. 80'e kadar evet. Çıktım. Aferin sana, evet. Bayağı güzel kilo verdi. Evet. Hızını alamayan sunucumuz Olcay Hanım'ın dolabını tepeden tırnağa inceliyor. Nişanlığın buydu yani. Evet. O zaman bunu değiştirelim. Değiştirelim. Neden değiştirelim biliyor musun? Giyelim. İstiyorsan onu bilemem. Hayır, ama Allah olmayan yani pek uğurlu gelmemiş demek ki. Evet. Güzel ama bunu başka birine hediye edelim. Evet. Bunu dolabından çıkartalım. Nişan kıyafetini atan Olcay Hanım kendisini kötü hissettiren kıyafetleri de gardırobundan çıkarıyor. Onu direkt atalım artık. Onun enerjisi gitsin. Evet. Bu da kilolu zamandan, bunu da çık. Onu da at. Bir daha hatırlamayalım. Çünkü çok ilginç bir şey biliyor musun? Ben de kilo almıştım bir ara. Eğer dolabına yeni kilo aldığın kıyafetleri eklersen ona alışıyorsun. Evet. Ama direnirsen ben yeni bir şeyler almayacağım işte zayıflayacağım dersin. İçine girersin. Aynen. Diye. Şeyleri hemen at böyle senin kilolu zamanlarına. Bir daha oraya girmeyeceksin çünkü. Senin kadar kilo vermek sanki ben istiyorum. Olcay Hanım'ın büyük değişimi başlıyor. Değişimi görmek için inan çok sabırsızlanıyorum. Ben de çok sabırsızlanıyorum ve çok güveniyorum size. Olcay Hanım'ın en büyük sorunu ne? Biraz daha dolgun olursa çok mutlu olurum. Diyet ve beslenme uzmanı Doktor Gönül Ateş Saçan Olcay Hanım'a nasıl bir zayıflama programı uygulayacak? Evet Olcay Hanım, çoraplarınızı çıkardı. Beslenme uzmanımız Olcay Hanım'a bir hafta boyunca ne yemesini öneriyor? Bir hafta ya da iki hafta boyunca özellikle akşam geç saatte. Olcay Hanım, Doktor Gönül Ateş Saçan'ın diyet programını uygulayarak bir haftanın sonunda kaç kilo verecek? Hafta boyunca onun bir kilodan kiloda yağdan vermesini bekliyoruz. Dermatoloji uzmanı Doktor Gül Yıldırım, Olcay Hanım'ın dudaklarına hangi işlemi yapacak? Çok hoş dudakları var, elinize sağlık. Geçmiş olsun aslında. Teşekkür ederim. Siz de görmek ister misiniz? Evet, çok merak ediyorum. Şöyle verelim aynamızı. Yarın her şey dahilde. Bir bakıyorsun aynaya bambaşka bir insan oluyorsun. Çok güzel bir şey. Sanırım dudak operasyonu yapıldı, dudak. Dolga yapıldı, göğüs estetiği yapıldı, kilo verecek. Şimdi bizim diye herkesten bir farkımız var. Plastik cerrahi de var işin içinde. Evet. Ama hani hayatınız boyunca plastik cerrahi o kadar ince bir nokta ki gerçekten katılımcının bunu istiyor olması lazım. Hı hı. Kendileri başvuruyorlar. Diyorlar ki hani ben hayatım boyunca
iyi elbise taşıyamadım. Olcay Hanım'ın en büyük derdi buydu. Hep kap kullanırdım evet. dedi. Ve aslında birçok kadın da zaten bu problemi yaşıyor. Yani iri göğüs kadar küçük göğüs de aslında biraz aynen. problem. Bir de sadece görünüşü değişmiyor. Ondan sonraki hayatı da değişiyor değil mi? Tabii gözü ki. Gülüyor. Yani tabii, sadece tabii. sahte bir gülücük değil. Gözünün içi gülüyor. Ve etrafındaki herkes etkilenmeye başlıyor. Onun o güzel enerjisinden. İşte sihirli dokunuş bu aslında. Çok güzel. Onun hayatını güzelleştiriyorsak. Ve sizinle birlikte, birlikte ekip olarak bunu yapacağız. Evet. Ve Cuma günü büyük değişimin neticesini hep birlikte göreceğiz. Evet. Cuma gününe evet. kadar da her gün an her gün çalışıyoruz. O değişimi, her gün an be an o değişimi göreceğiz. Hanımlar bir kez daha çağrımızı yapalım. Telefon numaralarımızdan bizi arayabilirler. Evet, değişim istiyorsanız. Hayatınıza burada, dokunmak istiyorum. Evet, Sema ve tüm ekibimiz, tüm doktorlarımız hepsi hazır şekilde sizleri bekleyecekler. Ve çok istekliler. Evet, tahmin ediyorum. Çok ama istekliler. Gerçekten bunu istemek lazım. Evet. Yani çok zor profesörlerimiz, doktorlarımız, yaşam koçlarımız geçmiş olsun. Hadi bakalım o zaman biz Cuma günü büyük değişimi hep birlikte izleyeceğiz ama gün be gün. Her gün hanımlarımız seyretsinler. Ufak tiyolar var. Siz de bunları değerlendireceksiniz. Belki siz de kendiniz, belki maddi güçleri var ama olmayanlar bize gelebilir. Maddi gücü olmayanlar, olanlar ya da olmayanlar, karıştırırım, olmayanlar gelebilir ama olanlar da en azından doğru uzman ellerde nasıl doğal bir değişim yaşayabilirler. Aa, bunu görecekler. Ama ben de şu bakımı yaptırayım daha iyi olabilir evet. diye görebilecekler. Tiyolarımız var. Harika. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Biz Cuma günü bekliyoruz. Cuma günü keyifle geleceğiz. Siz de bizi bekleyin. Birlikte. Şimdi biraz sorumuz var. Bakın birazdan konuklarımız kim? Özgür Şef'ten iki muhteşem tarif daha. Hatay mutfağı bence var ya dünyanın en güzel mutfakları arasında olması lazım. Şimdi de yine Antep'in böyle çok bilinmeyen, en azından bizim bilmediğimiz yemeklerinden, tatlarından bir tanesi. Geleneksel Türk mutfağı ve dünya mutfaklarından birbirinden leziz tariflerle izleyicileri buluşturan Özgür Şef, bugün bir Kafkas mezesi olan muhammara ve Hatay mutfağının meşhur tatlısı Belluriye tarifiyle ekranda. Kanımıza da makasımıza alak usta. He makasla mı keseceğiz bunu? Dost öyle değil. Gene sırlarını alacağız. Yakaladık kolundan tamam tuttuk. Bütün sırlarını almadan bırakmayacağız. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez mezesi muhammara nasıl yapılır? Muhammaraya lezzet veren en gözde baharatlar hangileri? Hatay mutfağının muhammarasını biliyor musunuz? Nasıl yapılır biliyor musunuz? Az sonra. Ağızlara layık bir lezzet olan Belluriye tatlısı yapmanın püf noktaları neler? Özgür Şef'in vereceği pratik bilgilerle sultanlara layık lezzetler sofranıza taşınıyor. Şöyle çekecek böyle. Ustam böyle. Bak aşağı doğru çekecek bak. Evet. Şu değil mi? Evet ustam. Birazdan her şey dahilde. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Başak Parlak ebeveynleri nasıl uyardı? Tanıdığım insanlar mesela ne yapalım bir ajansa yazdırmak istiyoruz. İşte oyunculuk yapsın istiyoruz falan. Ben genelde diyorum ki ya. Yeni komedi filmi Şevkat Yerimdar'la Beyaz Perde'de kahkaha tufanı estiren Başak Parlak bilinmeyen yönleriyle her şey dahilde. Ne yapıyorsun be ya? Trakya insanıyız yani. Birazdan her şey dahilde. Çok güzel bir hanımefendiyi çağıracağız. Konumuz daha önce. Yeni sinema filmleri Şevkat Yerimdar'la. Evet. Önümüzdeki günlerde çok daha sık göreceksiniz onu. O da bir çocuk oyuncuydu. O da bize gelip anlatacağı şeyler var. Öyle mi diyorsun? Tabii. Çok önemli şeyler var anlatacağı. O zaman alkışlar Başak Parlak geliyor efendim. Hoş bulduk. Ay ne kadar miniciksin sen. Ay ya. Öyle miyim? Ya. Kaç yaşındasın? Dün 24 oldum. Aa inanmıyorum. Evet. Çok güzel. Daha fazla olamaz mısın? En fazla 24 olabilirsin. Evet bu da iyi. Daha da fazla güzel. Tadımı çok kaçırır. Güzel. Kaç yaşında başladın oyunculara? Çok erken yaşta başladın. Evet. Kimin seçimiydi? Sen mi tercih ettin? Hayatına etkileri, iyileri, kötüleri vesaireleri hepsini konuşacağız. Ama ondan önce bir izleyelim bakalım senle neler konuşmuşuz. Tekirdağ'ın bir ilçesi şarkı.
bilmeyenler için. Aynen, ne yapıyorum be ya? Trakya insanıyız yani. Trakyalı bir gözleri ahu o. Röportaja gülerek başladık. Değil mi? Yani. Güzel. Evet, harika. Neşeli başladık. İçi içine sığmıyor Başak Parlağan. Pür neşe. Neşesinin bir nedeni var elbette. Kalitesiz pastırmanın teki. Kalitesiz pastırma dediğin adam babanın canını kurtardı. Şevkat Yerimdar şimdi vizyonda olan sinema filmimiz. Benim ilk komedi filmim. Genç oyuncu Başak Parlağ'a yeni sinema filmi Şevkat Yerimdar'ın heyecanı sarmış durumda. Çok keyifli bir film oldu. Benim de ilk komedi filmim oldu. O yüzden de heyecanım daha başka. O elinmiş. Takıntısı var. Yürüsene oğlum, yeşil yandı, devam et. Çal bakayım şimdi. Başak Parlağ'ın başrolünü Özgürcan Çevik'le paylaştığı sinema filmi Şevkat Yerimdar, usta oyuncular Tarık Papuççuoğlu ve Cezmi Baskın'ı da bir araya getirdi. Ulan bu dünyanın yarısı gündüz yarısı gece değil mi? Ve ben gündüzleri yaşadıklarım geceleri bana uykusuzluk olarak geri dönüyor. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde 11 yılı geride bıraktı Başak Parlağ. Kısa sürede televizyon dizilerinin ve sinema filmlerinin aranan yüzü haline geldi. Genç yıldız yeteneğinin yanı sıra renkli gözleri ve şirinliğiyle dikkat çekmiş önce. Çocuk oyuncu olarak başladım Zalim diye bir dizide. Mahsun Kırmızı Gülce, Eda Dövenci başrol oynuyordu orada. Çok keyifli bir setti. Benim oyunculuğa ısınmam bu setle beraber oldu ve sonrasında işte bir sürü iş yaptım. Gözüm renkli, tatlı bir kız çocuğuydum. Herkes severdi, ne tatlı kız falan. Öyle olunca o da öyle bir şey düşündü herhalde. Ve iyi ki öyle bir şey yaptı. Şu an çok sevdiğim bir şey yapıyorum. Küçük yaşta başladığı oyunculuk Başak Parlağ'ın çocukluğunu tam olarak yaşayamamasına sebep olmuş. Zor şeyler oldu hayatımda çok. Küçük yaşta başladığım için. Başak Parlağ çocuklarını oyunculuk ajanslarına kaydettirmek isteyen aileleri de uyarmaktan geri kalmıyor. Mesela bana bazen küçük yaşta da başladığım için insanlar şey diyorlar. Bizim çocuğumuz var işte tanıdığım insanlar mesela. Ne yapalım, bir ajansa yazdırmak istiyoruz. İşte oyunculuk yapsın istiyoruz falan. Ben genelde diyorum ki ya hiç yapmasanız diyorum, biraz daha büyüsün falan. Çünkü işte o zorlukları yaşadım ben orada. Çok küçüktüm ve yani hayat çok zordu sette. Çünkü hiç alışmadığım bir şey. Ben evet okulu çok sevdiğim için derslerimde sıkıntı olmadı. Ama yani hep çalışıyordum. Okula çok gidemiyordum mesela. Bunlar çocukları çok pozitif yönde etkileyemeyebiliyor. Çok küçük yaşta para kazanmaya başlıyorsunuz. Onu değerlendirmeye başlıyorsunuz. O yüzden hızlı büyüdüm diyebilirim yani. Annem, sen çocukluğunu yaşayamadın mı? Ya biraz yaşadım ucundan. Ortaokul 2'deydim ilk işte Zalim'den bahsettim diziye başladığımda. Hı-hı. Kayseri'ye gidip geliyordum. Orada Tekirdağ'da yaşıyordum işte her hafta bir Kayseri'ye gidip geliyordum. Yani daha çok ailenin seçimi miydi bu durum? Yani aslında babam... Tabii o zaman seçecek yaşta da değil. Evet tabii. Hayır yani mesela istemeden de yapıyor olamaz yani. Yok, sonuçta keyif sen severek yapıyordun ama tercih onların tercihi. Evet. Babam meraklıydı herhalde böyle bir şeye. O zaten ilk hani böyle bir şey, hadi bir ajansa yazdıralım seni vesaire diye. Sonra da işte bu iş geldi. Zaten babamla beraber gidip geliyorduk. O beni yalnız bırakmıyordu. Hı-hı. Kayseri'ye. Peki oyuncu öyle olmasaydın başladım. Ne okumak isterdin? Ben Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bitirdim. Hı-hı. Geçen sene. Yani böyle bir siyasete de meraklıyım aslında. Ha, çok hoş. Senin yüzünden giremiyor olabilir miyiz acaba? Yok, benim hiçbir suçum yok. Yani şimdi aslında başka bir şeyler de okumak istiyorum. Yani mimarlık da okumak istiyorum. Herhalde mimarlık olurdu oyuncu olmasaydım. Peki sinema filmi ilk oldu? Yok, 4 oldu. 4 mü oldu? 4. Evet. Sinema filmi. 4 oldu. Ama ya biz seni çok böyle Başak falan deyince hani böyle çok evet. İyi bilmiyoruz. Neden sence? Yani... Sadece bir şeyler yapıyorum, dizi, sinema filmi ve sonra çekiliyorum. Çekiliyorum, evet. Yani özel hayatın yok mu, ne bileyim, erkek arkadaşın yok mu, seni kimse dışarıda görmüyor mu? Var. Kaçıyor ama, musun yoksa? Çok işte tercih etmiyorum onların basında yer bulmasını. Hı-hı. Tercih etme meselesi olmuyor ama bu zaman. Yani zaman zaman olmuyor biliyorsun. Tercih tabii etmesen ki. De olabiliyorsun evet. Bazen ama evet. Çok güzel bir kızsın gerçekten. Teşekkür İnsan... ederim. Gözlerin içinde boğuluyor ama gerçekten acayip gözleri var. Müthiş. Allah
Nazardan saklasın. Peki çocuk yaşta başlamanın zorluklarını söyledin bize az önce. Memnun olmadığını da söyledin. Hani memnun olmadığını derken. Hani o zaman yaşında zorlukları söylüyor kız. Tabii. Buradan aileler o zaman senin tavsiyelerin neler olabilir bu konuda? Yani şimdi tabii... Gerçi çocuk yaşta başlayıp da sonradan çok güzel devam eden insanlar da var. Var. Sen de onlardan senin gibi. Birisin ama. Ay, teşekkür ederim. Aslında şimdi benim başladığım zamana nazaran daha iyi durumda setler. Yani çocuk oyuncuların işte çalışma saatlerine koşulları. Dikkat ediyorlar bildiğim kadarıyla. İşte gece çok geç saate kalmasın sette vesaire diye. Ama ne olursa olsun işte çocuk çok başka bir dünyaya girmiş oluyor. Yani onu anne baba olarak hep desteklemek lazım. Eğitimine devam etmesi için hep desteklemek lazım. Çünkü çok öyle oyunculuğa başlayıp para kazanmaya başlayıp sonra da işte eğitimine çok devam etmek istemeyenler de oluyor. O yüzden annelere tavsiyem, annelere, babalara çocuklarını motive etmeleri. Evet, peki. Ben mesela hayatım boyunca işte şu kişiyle oynarken gerçekten hani titredim mesela. Bizim ilk canlı yayına çıktığımız gibi mesela atıyorum. Senin böyle çok heyecanlandığın bir oynarken karşısında titrediğin bir oyuncu oldu mu? İlk dizimde tabii çok küçüğüm. 12 yaşında falanım. İlk kez sete çıkıyorum. Çok heyecanlıydım zaten. Yani ezberledim zaten. Ki sesli çekim yapmıyoruz zaten. Sufle geliyor. Ona rağmen replikleri böyle yarım yamalak söylüyorum. Öyle. Zafer Ergin de benim dedemi oynuyordu. Orada. Sağ olsun o da çok böyle şey böyle gür sesli falan ya. Ben evet. De küçüğüm. Korkuyordum ondan. Hadi. Çok. Onunla sahnelerimde böyle çok heyecanlanıyordum. İki cümleyi bir araya getiremiyordum falan. Zafer Ergin evet çok değerli evet. Bir oyuncu. Peki hayalindeki rol, işte ne bileyim, hayalinde oynamak istediğin bir oyuncu, idolün? Vallahi yani idolüm yok ama... İdolün nasıl yok ya? Yok vallahi. Böyle bir bu... Yani çok beğendiğim insanlar var tabii hani oyunculuğuna ama idol başka bir şey. Ben hep iyi kızları oynadım televizyonda genel olarak. Sinema filmlerinde de öyle. Biraz kötü... birini oynamak isterim aslında. Kötü bir karakter. Evet. Aslında kötü karakteri oynamak daha avantajlı biliyor musun? Kötü karakteri oynayınca daha böyle insanların şeyine dokunabiliyorsun. Daha çabuk, etkili mi oluyor evet, acaba? Daha etkili oluyor. Değil mi? Evet. Daha çünkü fazla nefret doğuyor oyuncuyla izleyici arasında. Belki de o yüzdendir böyle cicili bicili falan hani bilemiyorum. Peki yeni filmdeki rolünden bize biraz bahset lütfen. Şevkat Yerimdar. Geçen hafta vizyona girdik. Bir komedi filmi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Pelin karakterini oynuyorum ben. Şevkat Yerimdar aslında bir internette yayılan bir skeç programı. Çok fazla izlenince ve insanlar gülünce, sevince bunu bir sinema filmi yapmaya karar veriyorlar. Bu aşamada da benimle görüştüler. Bana da birkaç videosunu gönderdiler Şevkat Yerimdar'ın. Ben de çok eğlendim izlerken. Dedim ki tamam ben mutlaka yer almak istiyorum bu işin içinde. Bu şekilde dahil olmuş oldum. Kimler var falan? Kimlerle oynuyorsun? Sevgi Tarık Pavuç'u ile beraber evet. Oynuyorsun. Evet, Tarık Pavuç'u her şeyden önce. Az sonra bizlerle birlikte olacak kendisini davet edeceğiz. Evet, evet başka? Müstakbel kayınpederim oluyor filmde. Cezmi Baskın babamı oynadı. Serkan Kuru nişanlımı oynadı. Şevkat Yerimdar'ı da Özgürcan Çevik oynadı. Kendisi şu anda sette galiba. Evet, sette. Çok selamlarını gönderdi. Çok katılmak istiyordu aslında. Aleyküm selam. Sizden de selamlar olsun. Bol gişesi olsun mu derler? İnşallah. Alişancı mı derler? Tabii inşallah. 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 Peki daha yaşın tabii ki çok küçük ama bir sevgilim var dedin. Var mı? Evliliği düşünmediğini söyledi zaten. Evet. Sevgilim var mı? Var. Ha, ama evliliği düşünmüyorsun. Ama yok. Daha çok. Yok, hayır yani ben şu anda evlenmeyi düşünüyor diye sormuyorum Alişan. Beni sinirlendirme. İleriki dönemlerde yani hayalinde aile kurmak, anne olmak gibi ya, tabii şeylerim var mı? Tabii ki istiyorum yani. Aile kurmak, anne olmak tabii ki istiyorum ama şimdi işte dediğim gibi çok yaşım da küçük, biraz daha işte işlere yoğunlaşmak istiyorum. Orada istediğim yere geldikten sonra yani istediğim hayatı yaşamaya başladıktan sonra... Ne peki sonra, hayalindeki nokta neresi mesela? Yani... Oyunculukla ilgili özellikle mesela. Hani. Yani tabii çok sürekli geliştiğiniz bir... meslek oyunculuk işte siz de biliyorsunuz tabii ki yani size söylüyorum ama o yüzden kendimi yeterli bulmuyorum. Her seferinde tabii üstüne bir şeyler koyuyorum, koymaya çalışıyorum. Muhtemelen de hiçbir zaman kendimi yeterli bulmayacağım ama. Güzel bir şey tabii ki. Peki yani ileride mesela işte şöyle bir sinema filmi oynamak istiyorum işte ne bileyim şu filmi çekersem, şu oyuncuyla oynarsam işte tamam oldum o zaman diyeceğim en azından o
duruma en yakın halimde oldum diyeceksin. Hayallerin ne yani? Vallahi o zaman tek bir isim geliyor aklıma. Şener Şen. Biz de Şener Şen'le oynamak istiyoruz. Her gelen onu söylüyor. Biz de duyabilir ya. Yapımcılar biz duyuyorsa Şener Şen'le oynamak istiyoruz. Şener Şen'i çok tarzım. Hayranız. Çok isterim onunla bir projede yer almak. Peki. Başarılar diliyoruz. Az sonra sana geri döneceğiz. Şimdi Özgür Şef. Ondan önce. Hatay mutfağına gitti. Evet. Muhteşem yemekler yapmış. Yine dağıtacak bize. Muhteşem yemekler yapmış. Buyurun izleyelim bakın. Haydi bakalım Özgür Şef'teyiz. Hatay mutfağı bence var ya dünyanın en güzel mutfakları arasında olması lazım. Hatay mutfağını ayrıca bırakmak lazım. Hatta dünyada Lübnan mutfağı olarak bilinen mutfağın kökeninde Hatay olduğu söyleniyor. Doğru mu? Doğrudur. Doğru değil mi? Doğrudur. Ya Lübnanlılar gitmişler satmışlar ama esasında Hatay mutfağı da diyebiliriz buna. Aslında coğrafya mutfağı. Oradaki coğrafya mutfağı. Eski bir tarihi bir kenttir Hatay bildiğimiz gibi. Ve yemekleri de aynı şekilde tarihi bir damgadan geliyor. Yani eski, çok eski. Evet. Mesela şimdi Hatay mutfağı dediğin zaman Osmanlı da var içinde. Her şey var. Her şey var. Yani her ırktan bir yemek koyulmuş. Usta. Mutfağında. Şimdi Ümran Usta diyeyim. Evet. Ümran Usta çok başarılı, çok güzel bir usta. Şimdi bize birkaç tane meze, birkaç tane püf noktası. Gene sırlarını alacağız. Yakaladık kolundan, tamam tuttuk. Bütün sırlarını almadan bırakmayacağız. Sıkıntı yok. Bugün ne biliyorsa alacağız hepsini. İnşallah. Tamam mı? Önce muammara ile başlıyoruz. Başlayalım. Muammara nedir? Muammara bizim aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ana meddesi ceviz. Bir meze diyelim. Bir meze. 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 Şöyle malzemelerle başlayalım. Başlayabiliriz. Ceviz. Ceviz. Etimek dediğimiz bir ürünümüz. Pul biberimiz var, kimyonumuz var, bizim vazgeçilmez reyhanımız var. Reyhan bizim hemen her yerde, her yemeğimizde, her medenimizde var. Kuru reyhan, kuru, evet. Salçamız var, bir köy salçası. Evet. Domates salçası. Domates, yok biber salçası. Biber salçası. Biber salçası. Tamam. Ama köyde özellikle güneşte yapılmış bir salçadır. Hazır salça kesinlikle değildir. Tamam. Karabiberimiz vardır. Gördüğünüz gibi tahinimiz vardır. Vazgeçilmez zeytinyağımız zaten vardır. Zaten Antakya, Hatay'dır değil mi? Evet. Yani, Hatay'dır. Yani zeytinyağımız olmadan tamam. Olmaz. Tamam. Ve sütümüz var. Sütümüz var. Bir de karıştırma kabımız var. Bunu karıştıracağız. Evet. Ümran Usta ben hemen şu malzemeleri bir sayayım. Tamam. Şöyle üstünden geçelim. Yaklaşık bir çorba kaşığı orada şeyimiz var. Bayat ekmeğimiz var. Bayat ekmeği tabii kurutulmuş hali. Böyle çekilmiş. Ondan sonra 1,5 avuç kadar cevizimiz var. Bir çorba kaşığından biraz fazla biber salçası. Ama eğer mümkünse Hatay biber salçası. Pul biber. Çok az karabiber, çok az. Acılaştırmayacak. En önemli şeylerden bir tanesi de kuru reyhanımız var. Ondan da bir tatlı kaşığı kadar koyacağız. Kimyon, çay kaşığının ucuyla kimyon. Ondan sonra bir çorba kaşığı kadar tahin ve yarım fincan kadar süt tabii. Ondan sonra da bir fincan kadar da zeytinyağı ile işi bitiriyoruz. Şimdi başlayalım. Tamam başlayalım. Basit de bir şey. Önce birkaç hamle de yapacağız. Ama aynen. Malzemeleri hazır mısınız? Hazır mısınız? Şöyle bana bir doğru dönün. Şöyle bakayım herkes hazır mı? Evet. Evet. Kağıt kalemi aldınız. Hepsini alıyoruz. Bak bir kere verecek. Bir daha yok. Bir daha yok. Ne kadar? Bir avuç ceviz. Aynen. Bir avuçtan da fazla böyle bir avucumdan fazla. O bir tamam. Buçuk avuç ceviz. Bolca ceviz. Ne yapıyoruz cevizi? Cevizi doğruyoruz. Doğruyoruz. Evet. Tabii. Peki robotla çekseler olmaz. Robotla çekilse olur ama şöyle bir şey vardır. Hani bir et yaparsın. Niye zırhlı eti daha güzel olur? Ha. Bıçak eti. Okey. Aynı şey. Biraz kıtır kıtır dişe gelsin sürü. Evet. Robotla çekersek toz olur. Toz olur. Tamam. O zaman bıçakla tane tane doğruyoruz. Biraz taneleri gelecek. Ele gelecek yani. Aynen. Aynen. Tamam. Güzel. Bakın püf noktası bir. Cevizi robotla çekelim mi? Kolay olsun. Yok abicim. Yok çekmiyoruz. Bunu bıçakla doğruyoruz. Kıracağız çünkü yerken o cevizin tane tane dişe gelmesi lazım. Aynen öyle. Yani bazı şeylerde emek verirsen lezzet alırsın. Evet. Emek vermezsen lezzet alamazsın. Evet, bravo. Yani uğraşın biraz hanımlar. Biraz emek harcayın. Kırdığımız cevizler hazır. Bakın gelin bir göstereyim şunu. Bak gelin gelin. Yani bakın görüyorsunuz değil mi? Şu haldeydi. Şöyle gösterelim. Bu hale geldi. Kesildi. Evet dişe dokunur. Güzel oldu ha. Dişe tamam. Gelmesi lazım. Dişe gelmese o zaman bir anlamı yok. Bir anlamı yok evet. Aynen öyle. Tamam. Şimdi o ekmeğimizi koyuyoruz. Kuru ekmeğimizi. Çok fazla olmayacak çünkü ana maddesi bir avuç. Cevizli. Bir avuç. Bir avuçtan da biraz az olabilir. Bir avuçtan az. Evet. Bakın yazıyorsunuz değil mi? Devam edin yazmaya. Bir avuçtan az kuru bayat ekmek.
Evet. Koydum. Ortalama biz 1,5 porsiyon 2 porsiyon arasında yapıyoruz. Tamam. Yani tamam. Çok fazla yapmıyoruz. Onun, zaten o kadar. Kafaları o kadar. Karışmasın evet. diye. Evet. Biber salçamız. Bu kadar mı? Bu kadar. Gördük. Gördük değil mi? Bakın bir çorba kaşığından hallice fazla yani. Böyle iki yok ama. Yarım yemek kaşığı. Heh. Pul biber. Çok az bir karabiber koyuyoruz. Az bir karabiber koyduk. Gezi yapan bir... Reyhan. Reyhan. Evet. Çok şöyle avucuma koyayım. Bak bir görsünler. Evet. Reyhan'ın da miktarını gördünüz. Güzelce eziyorsun. Ümranoğlu'da hiçbir şey saklamıyor. Vallahi yok. Bravo. Evet. Hiç zorlama falan yok. Ümranoğlu'da her şey açık. Kimyon. Kimyon. Gelin, gelin. Of, o Reyhan. Bir çayı kaşığı kadar. Reyhan ne güzel koktu ya. Çünkü Reyhan hakikaten of, her yemekte bulunması gerekir. Hakikaten çok ben, güzel. Ben de kesmedin. Şu baharatı kesmedin. Atlamayalım hemen böyle üstünden geçmeyelim. Reyhan. Ya ben tazesini çok kullanırım ama kurusu... Yerde, Türkiye'de hiçbir yerde kurusu kullanılmıyor Hatay haricinde. Ya evet ben de kullanmadım yani bugüne sadece kadar. Bak şu koku muhteşem bir koku yani. Bunu keşfedim bence. İçli köfteme kullanıyorum. İçli köfteme kullanıyorum. Yuvarlıyor değil mi lezzetleri böyle yumuşatıyor. Her şeye. Evet. Özellikle sıcak ara sıcaklara kullandığın zaman müthiş bir koku yüzü atıyor. O zaman ne diyoruz? Şimdi yemeği yaptıktan sonra herkes bir çıkıyor baharatçıya gidiyor. Biraz reyhan alıyor dediğimizi anlıyor. Evet gerçekten de öyle. Biraz da kimyon koyduk. Evet. Bakın bir koyduk. Tatlı kaşığı kadar kimyon. Aynı ortalama. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Şimdi. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Bizim zeytinyağımız olmadan olmaz. Bak, özellikle bak. Zeytinyağını çekmedik. O da Hatay zeytinyağı. Orijinal. Evet. Renk Arif görüyorsun Arif. Değil mi? Hakikaten bir renk de gerçekten komik yani. Yani çok iyi. Şöyle söyleyeyim sana. Çok iyi. Çok iyi. Özgür Bey tadına evet. bakabilirseniz çok müthiş. Yani yok böyle bir şey. Hakikaten. Hatay deyince. Ya ben şimdi kamerada çok şey gelecek. Yani insanlar izlerken hani... Ya körler sağırlar birbirini ağırlar demeyin hakikaten acayip yani, lezzet. Lezzeti bakımından. Başkenti diyebilirim ya yani. O bölgeyi ben çok seviyorum. Aynen. En kısa zamanda da böyle bir tekrar bir Hatay ziyareti yapmamız lazım usta, Ümran usta öyle yaptın. Sen beni bugün artık zaten benim niyetimi bozdurdun yani. Ben bize gelen misafirlerimiz Hatay'a gitmiş kadar olur. Doğru. Hakikaten öyle oluyor mu? Atmosferle aynen. falan. Yani geliyor bize. Misafirlerimiz, o zaman Hatay'a gitmeme hiç gerek kalmıyor diyor. Ya şimdi oraya da gitmeden olmaz şimdi. Yok tabii hava olarak, yani. Yemek olarak. Yani şimdi bu... Bulacağı lezzet olarak inan Hatay'a gidecek gerek yok. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Cevizimizi bıçakla kestikten sonra. Bayat ekmeğimizi içine koyduk bir avuç kadar. Bir çorba kaşığından fazlaca biber salçası, karabiberimiz, reyhan çok önemli dedik bakın. Kuru reyhan koyduk içine. Pul biber, kimyon, tuzumuzu da atmadık değil mi? Tuz şimdi şöyle, köy salçası olduğu için... Tuzlu zaten, gerekirse atmayacağız. Kıvamı ona atmayacağız, göre evet. Tamam. Evet. Tuzu da atmıyoruz çünkü biber salçasından geliyor bir tuz. Bir tahin ve süt mü demiştik? Evet, tahin daha koyacağız. Tahin ve süt koyacağız. Sütü koyacağız daha. Ha. Önce biraz yedirmemiz lazım. Yiyeceğiz. Ver biraz da ben karıştırayım bakayım şöyle. Yarım çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı kadar. Çay bardağı. Çay bardağı. Bak. Aynen. Süt, atlamayalım. Süt. Yarım koyuyoruz. Çay bardağı. Gezdirerek yediriyoruz. Özellikle çok yedirmen lazım. Bak bak renk açtı. Turuncuya doğru. Aynen. Yani ceketimle aynı renk olacak yani. Tamam? Daha geliyor. Evet. Tahin. Tahinimiz geliyor. Biraz daha renk açtı tahinle birlikte. Bir tadına bak bakalım. Bir de bunun bakalım. Aslında biraz da dinlenmesi lazım değil mi? Tabii dinlenmeden. Yani meze olarak yaptığın her şeyi dinlenmesi lazım. Dinlenecek tabii. Bir gün değil mi? Bir gün, bir gün dinlenecek. En güzeli o zaman. Dinlenen yani o zaman kıvamını alır. Oturuyor. Bak yani, aynen. Ne oldu? Bir tane daha koyun cebe. Meze yaptınız. Bu tür başlangıç, soğuk başlangıçta bir gün bekletiyorsunuz ki tatları otursun. Aynen. Birleşmesi bunu lazım. Da koydum. Katrın baharatla. Ama yine de bakacağım ben sizin için. Aha. Bak. Güzel. Ceviz yiyoruz. Tahin geliyor arkadan. Reyhan yuvarlamış. Dama ayrı ayrı lezzetler gelmesi lazım. Bu kadar basit, bu kadar uzun bir lezzet ve taze. Tabii. Yarın ne olacak? Yarın ne olacak? Onu artık... Sen dün yaptığın vardır, ben yerim birazdan onu. Başlayacağım. Vallahi kolay oldu. Basit oldu. Hadi.
Akşam çok basit. Bunu bak bir şey söyleyeyim, bu kahvaltıda da yenir bu. Yani bu ve benzer bir kaşar acı mezemiz var. Kahvaltıda yenir. Tamam, o kahvaltıda, zaman ne yapıyoruz çocuklar akşam... için? Çocuklar için oldukça sağlıklı bir sabah kahvaltısı bile diyebiliriz Muammara'ya. Vitamin öğlen yok. Akşam her zaman yiyebilirsiniz. İçinde sütü gerçekten var. Gerçekten keyifli, zevkli bir başlangıç oldu. Ama usta, bu kadar kolay kurtulacağını zannetme. Yok, sıkıntı yok. Bu kadar kolay kurtulacağını bugün, zannetme artık. Bugün yakaladın beni, bugün sen değil. Tamam. Ne istersen. Tamam, ben sadece bugün de değil, daha sonra da alacağım. Başlayacağım. Tamam. O zaman sürpriz mi diyelim? Az sonra ne yapacağız bilmiyorum. Gitmeyin, acayip bir yemek. De yine Antep'in böyle çok bilinmeyen, en azından bizim bilmediğimiz yemeklerinden, tatlarından bir tanesi. Neydi? Belluriye. Belluriye. Nereden geliyor bu? Nereden biliyorsunuz bu isimleri ya? İşte Halep'ten geliyor Zer. Halep'ten geliyor Zer. Ne en son? Halep'ten geliyor Zer. Zer ha. Neler lazım şimdi? Sade yağımız var. Evet. Şimdi evde ne kullansınlar bunu ya? Tereyağı mı? Tereyağı kullanabiliriz. Tereyağı kullanabiliriz. Şimdi bu fıstık kim gönderdi gene? Anne mi gönderdi? Anam gönderdi. Anam gönderdi. Bu da, buna ne diyorlardı? Bu bir boz isim fıstık. Var mı? Boz fıstık. Heh, yani kavrulmamış. Evet. Bu da artık iç fıstık çekilmiş. Burada da kadayıfımız var. Bu da mı Antep'ten geliyor? Burada Antep dökmesi yapıyorlar. Ha, Antep yapıyorlar. Dökmesi bunun adı Antep dök. Çünkü benim bildiğim kadayıf karışıktır böyle. Evet. Da, bu belluriye yapmak için Antep dökmesi mi diyoruz evet, buna? Evet, dökmesi uzun böyle. Sonra. Tamam, uzun uzun Antep dökmesi diyoruz. Evet, evet. Şöyle, güzel. Şimdi temsimizin altına yağımızı sürüyoruz. Sürüyoruz, evet. Bravo. Yanımıza da makasımızı alak usta. Ha, makasla mı keseceğiz bunu? Yoksa öyle değil usta. Ha, ya, ne yaptık? Yanlış mı yaptık? Yoksa yanlış da. Böyle yatırık usta. Bu suları çok kalın usta. Bunları arıyoruz. Ha, oraları kullanmıyorsun, evet. Kullanmıyoruz. Kalın geldi bana da oralar, doğru. Elime... Makasla kesiyorum. Tam boyuna getirdin. Evet. Tepsinin boyunda. Evet. Makasla kesiyorum. Bak. Tepsiden ölçü aldı. İlginç bak. Tepsiden ölçü aldı. Böyle koydu. Ölçüyü aldı. Pratik de bu da pratik. Çok pratik ustam. Çok da kolay bir tatlımız. Altına koydum. Bol tereyağı altına. Aynen ustam. Fıstığımız bol olsun ustam. 200 gram olsun. Fıstık bulunmuyor oğlum ya. Olsun ustam. Kaç para oldu biliyor musun sen fıstığın kilosu? Bağlı olsun ustam. Bağlı olsun ha. Olsun olsun. Olsun. Tamam olsun. Adam yediği zaman yedi. Anlasın ne olsun. Değişsin ustam. Fıstığın evet aromasını alsın. Evet ustam. Daha basıyoruz ustam üstüne düzmeye. Büyük temsil olduğu zaman daha güzel yapılır ustam. Daha büyük yapılır. Evde pratik 2-3 kişi aile küçük olunca rahat rahat günlük yapılabilecek bir tatlı ustam. Peki burasını öğrendik. Buraya kadar kolay. Peki bu şerbet. Şerbet konusunda ne diyeceğim bize? Nasıl? Bu şerbet çok basit ustam. Söyle bakayım. Söyle. Ne kadar su ne kadar şeker? Bunun gibi böyle bir temsil ustam. 700 gram şeker. 500 gram su. Heh. Yani şeker sudan fazla. Evet. Peki bir şey söylemedin. Onu da cebine sakladın biliyorum ama ben çıkarttırırım. Gülme öyle pis pis. Evet anladım ben onu. Merhaba. Evet. Peki ne kadar kaynatıyoruz? Kaynayınca su buharlaşıyor. Ne kadar kaynatacağız? 10 dakika usta. Şöyle ağdalaşana kadar mı? Bak. Hayır usta. Ağdalaşmayacak. Şöyle hafif çekecek böyle. Çekecek ustam böyle. Bak aşağı doğru çekecek bak. Şu evet. Değil mi? Evet usta. Böyle ne bal gibi doğru ne su gibi. Usta, heh, evet. Bak. Ne su gibi bak. Bu. Kıvam bu. Zaten bunun, kıvamını... Bunun püf noktası bu söylemeyecek. Yani ben sormasam söylemeyeceksin ha. Bizim kadınlarımız onu biliyor ustam ben bayanlar. Çok iyi biliyor. Sen biliyorsa da söyle bilmeyen de var. Yeni evliler var bak seyrediyorlar. Doğru. Öyle bakıyorlar yeni evlenmiş. Bak orada bak oturmuş seyrediyor görüyor musun? Bilmiyor. 220 dereceli fırında pişireceğiz. Böyle bastırıyoruz. Valla bunun yemekler var ya harika hepsi güzel ve çok da kolay ya hepsi pratik. Usta. Pratik. Çok pratik. Evet, hepsi çok pratik. Hani bugün çok pratik Antep yemekleri yaptık Fuat Usta'dan. Evet. Söke söke bütün sırlarını da aldık gördüğünüz gibi. Hiçbir sırrı bir şey kalmadı. Serbest içine dörtte bir limon koymayı da unutmasın. Ha, niye koyuyoruz limonu? Tutması için usta. Şerbet tekrar kristalize olmasın diye şeker evet. Değil mi içinde evet. Tane tane olmasın diye. Peki bunu 220 derecede ne kadar pişireceğiz? Kızarana kadar abi. 20 dakika usta. 20 dakika yeter. 20 dakikada. Tamam. Ondan sonra tel çeviriyoruz. Şurada var ama sıcak birazcık ama. Heh. Evet usta. Bu da bismillah servis. Fuat önceden yaptı. Hadi ver şerbeti de şunu artık pirik pilavını yiyelim. Üstüne de şu
belli hürriyeyi. Tamam işte sen de verebilirsin. Hadi birini yok sen ver hadi sen usta sensin hadi. Hadi bir tane de ben. Ben de azıcık usta sayılırım. Değil mi kenardan? Sebeplenelim. Evet sen yeter de. Koy ustam koy bol. Ha. Şerbeti bol olsun. Şerbeti usta. Bol olsun tatlı tatlı evet. Yeterli usta. Harika. Bu da burada böyle harika. Şerbeti çekecek. Eyvallah Fuat. Afiyet olsun ustam. Ustasın eline sağlık. Evet, eyvallah sağ ol. Çok güzel oldu. Ustam. Çok güzel oldu her şey çok lezzetli. Harika. Bakalım daha hangi şeflerin sırlarını açığa çıkartacağız. Takip etmeye devam edin. Şef buraya gelecek. O kadayıfı yapan usta da buraya gelecek. O nasıl bir şey ya? Ben de geleceğim, tatlı yiyeceğiz. Yani tatlı sevmem. Böyle bir şey var mı ya? Sabah sabah kendimden geçti bu ne ya? Aynen. Ellerine merak sağlık et. Diyoruz valla. Bu arada tabii ki sevgili Tarık Pabuçoğlu. Sana kadayıflı bir günaydın dedik. Oh. Hoş geldin stüdyomuza. İyi hoş ki geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama ülkemizin ulaşım şartları biliyorsunuz. Malumunuz. Sağ olsunlar arkadaşlar yetiştirdiler. Bodrum'dan geldi sen. Evet. Artık Bodrum'da mı yaşıyorsunuz? Yok yani işte böyle uzun zaman orada kalmayı tercih ediyorum. Hı hı. Şu anda çalıştığımız çektiğimiz proje bir sitcom olduğu için çok zaman kalıyor bana. Hı hı. Onu da orada değerlendiriyorum gidip geliyorum. 2 gün 3 gün falan çalışıyorsunuz gün, galiba. Geri kalan vakitinizde evet. Bodrum'da böyle bronz geziyorsunuz. Denize giriliyor mu hala? Tabii. Allah. Tabii. Eyvah. Orada yandım ya. Yok orada canım canım. Sıkıldı. Peki eşiniz orada beraber yaşıyorsunuz. Tabii evet. Ben yeni projelere geleceğim ama çok enteresan bir şey yaşıyorsunuz bana göre. Çok duyulmuş bir şey değil. Mutlaka yaşayanlar vardır ama hani evliliğin bir takım şeyleri bozduğunu düşünenlerden misiniz ki evlendikten o ve boşandıktan sonra? Hayır bence değil. Bence... Neden peki evlenmediniz tekrar barıştığınız eşinizle? Yani evliliğin ya bir takım şeyleri bozmayı o anlamda söylediysen evet, doğrudur. Yani evet. Ne bileyim ben mesela giderek... Duyduğun saygıyı daha az gösterme mecburiyeti hissediyorsun imzayı attıktan sonra. Attıktan sonra. Bu yani erkekler... Nasılsa, yani nasılsa benim karım yani mi? Yani. Tabii mesela bu kadınlarda olan bir şey değil. Değil. Yok. Ama erkekler de ya bu herhalde psikoloji bütün dünyada da böyle zaten. Yalnız Türkiye'de bize özgü bir şey değil. Yani sevgilisine bir erkek daha mı çok saygı duyuyor? Saygısını gösterme ölçüsünü söylüyorum. Saygı duyuyor mi? Ama tabii. Gösterimde sıkıntı ya, çekiyor evli olduğu zaman. Biraz otomatiğe bağlıyor. Gibi şimdi, bir his yani öyle şimdi anlıyorum. Siz bunu yaşıyorsunuz yani eşinizle. Ben şu anda o saygıyı göstermeye devam etmeye mecbur hissediyorum kendimi. Evlenecek hı-hı. misiniz peki? Yok. Hayır. Yani hakikaten abi çok enteresan o. Ay çok enteresan. Peki eşiniz ne düşünüyor bu konuyla aynı ilgili? Aynı fikirde. Tamamen aynı fikirde. Yani belki şöyle bir endişe oluşuyor o zaman mesela. Ne bileyim bozuşursak çeker gider. Ha, korkusu öyle bir belki basıyor bizi. Bilmiyorum erkek olmak acaba? Çok zor. Alişan yardım etsene. Doğru söylüyorsun. Peki bu konuda kızlarınızın şeyi ne oldu abi? Tabii hep ki kişi. Onlar çok sevinmiştir. Şimdi biz tabii çok erken evlendik. Yani 21 yaşında evlendik. 22 yaşında çocuğumuz vardı. Dolayısıyla hayattan hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Hiçbir anlamadan. Şey hep hemen evlenip çocuklar. Yani çocuklarla arkadaş gibi büyüdük. Hala da öyleyiz. Dolayısıyla da o zaman biz ne görüyorsak, ne hissediyorsak, ne yaşıyorsak onlar da paralelinde onu yaşıyor. Hı hı. Tabii. Ve böyle bir konuda hiçbir problem çıkmadı. Ve aslında ne kadar da küçük evlenmiş olsanız da o eşiniz veya siz de onun için ne kadar doğru bir seçimsiniz ki bir şekilde imza vesaire olmadan hala devam edebiliyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Geri yetmez çünkü. Çok bu arada Tarık abinin yaşı az önce söylediğimizde inanamadık. 60 32. Kaç Tarık abi? 49 doğumluyum ben. Babamla aynı yaştasınız. Evet. Maşallah. Yana baba diyebilirsin. Neler yapıyorsunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Spor yapıyor musunuz? Yüzüyor musunuz artık hiç, Bodrumlarda? Hiç. Hiçbir şey yapmıyor. Yani bütün muzur şeyleri yapıyorum. Aa. Evet her türlü muzur şeyi yapıyorum. Beslenmeme dikkat etmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama benim çok hobilerim var. Mesela? Yani el işleri, kaynak yapmak, elektrik tesisatı bilmem hareket var yani hayatta. Sürekli çalışırım. Hmm. Hiç boş durduğum yoktur. Yani hiçbir şey icat ederim kendime. Giderim onu yaparım, bunu yaparım. Hiç boş durmam. Herhalde o yüzden böyle genetik de bir hayat enerjinizi bir yerden alıyorsanız aslında bu yaptığınız işlerden, eşinizden, kızlarınızdan alabiliyorsanız gerisi biraz boş gibi geliyor bana. Yani fazlasıyla alıyorum. Ne kadar? Fazlasıyla güzel. Alıyorum. Yani o kadar güzel şeyler paylaşıyoruz ki.
Çok güzel. Maşallah, değil. Maşallah. Peki, Şevkat Yerimdar'dan nasıl bir elektrik aldınız? Elektrik. Şevkat Yerimdar yani derken Özgür Can'dan mı yoksa aynen, filmden mi? Filmden tabii. Filmden. Filmi kabul etme ya sebepleriniz. O kadar hoş ki bir kere senaryo çok keyifliydi. Daha önceden bilinen bir karaktermiş. Ben bilmiyordum. İnternette insanların çok yakından takip evet. ettiği bir karaktermiş. Ben bilmiyordum. Bana anlattılar işte şöyle böyle şeylerin örneklerini gösterdiler falan. Ondan sonra onu senaryoya adapte ettiğimiz zaman yani o karakterden ne çıkacağını 3 aşağı 5 yukarı gördüm. Hı hı. Çok keyifli bir ekiple çalıştık. Yani yapımcısından yönetmenine, bütün reji ekibine değil mi? Evet. Harika çalıştık. Çok büyük keyif aldım ben. İnşallah çok da başarılı olacak. Peki Recep İvedik'le bağdaştıranlar oldu mu hiç? O tarz bir komedi mi? Yani Recep İvedik değil de Deli Dumrul diye biz bir film yapmıştık daha önce. Hı hı. Onun biraz havası var gibi ama bir kere... Hiçbir şekilde kaba saba bir şey yok içinde. Yani ha, abartılı bir mahalle delikanlısı var ama yani böyle galiz ağza alınmayacak veyahut da ne bilmem insanları rahatsız edecek herhangi bir tavır da yok, laf da yok senaryonun içinde. Çok soft bir mahalle delikanlısı. Dolayısıyla yani anlattığı hikaye janr olarak benziyor olabilir ama hiç alakası yok Recep. Tarkan meslekte kaçıncı şey oldu? Janr kelimesi çok özür dilerim. Janr kelimesi ben kelimelik oyunu oynadığım için bir arkadaşım yazdı çok sinirlendim. Janr ne falan diye. Janr diye bir şey varmış mi? Evet. Janr. Meslek kaçıncı yıl oldu? Hangi meslek? Oyunculuk. Ha oyunculuk. Başka meslek yok bizim. 1900 olmaz olur mu? Öyle mi? 1964'ten bu yana kaç olmuş? Maşallah ya. 40 desen. 40 desen 2004 49. Olmuş. 49 yıl olmuş abi ya. Aa 50'ye geldik yaşasın. Aa maşallah. Ben kutlayayım o zaman. 16 yılı geliyor. Evet ya ben bir jübile patlatayım. Maşallah yok. İyi oldu artık. Maşallah. Ya, jübile yapacak şey değil. 64'te tabii amatör olarak başladım. 70'te profesyonel olarak başladım. O günden bugüne de devam ediyor ama arada tabii 70 yılından sonra evlendikten sonra bir de benim sanayicilik hayatım var. Mimarlık mezunusunuz. Sanayici. Mimarlık mezunuyum ama tekstil sanayiciliği yaptım. Maşallah. Ben çok cins bir adamım. Enteresan. Siz bana aldırmayın. Şöyle söyleyeyim. Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun en önemli karakter oyuncularından birisiniz. Çok teşekkür ederim. Ve çok önemli oyuncularla rol aldınız. İşte Zeki Alasya, Metin Akpınar. En son ikinci baharda Şener Şen'le Türkan Şoray'la oldunuz. Ve biz sizi daha çok işte hani biz genç kuşak. Hani bizim yaşımızdaki genç dediğim artık 38 olduk da. Aman. O kuşak. Aman. Hani orada daha fazla tanımaya başladı. Herhalde ikinci bahar sizin için televizyon için bir şey oldu değil mi? Tabii dönüm öyle oluyor. Yani tiyatro... Çünkü tiyatro seyircisi bir yılda sizi izleyen kişi sayısı sanırım bir bölümde sizi izleyen televizyondaki kişi sayısının onda biri filan. Evet. Bir evet. yılda. Aynen. Dolayısıyla popülarite televizyonda çok otomatik hemen olabilen bir şey. Bende de öyle oldu nitekim. Yani ben işte dediğim gibi 70 yılından 2000 yılına kadar her yıl tiyatroda bir sürü oyun oynadım. Tiyatro severler beni çok yakından tanırlar. Ama kitlelerin beni tanıması tabii ki işte televizyon dizisiyle. Ben de tabii ki sevgili Tarık Pavuççuoğlu'yla aynı sahneyi paylaşma şerefine nail oldum. Romantika'da sevgili Türker abi bizi bir araya getirmişti. Evet. Ellerinden öpüyoruz buradan çok teşekkür ederim. Evet, muhteşemdi. Çok, bizim için çok heyecanlıydı. Çok güzel. Nasıl heyecanlanıyordu. Nasıl heyecanlanıyordu perde açmadan gidip dualarını ediyordu. Titriyor falan. Ama nasıl yani... Parlak bir şekilde götürüyordu. Çok İnanılmazdı. Güzel. Çok başarılıydı. Sayenizde valla çok keyif aldım bir dönemde çok o da. Keyifliydi. Çok şanslıyım yani o konuda. Ne mutlu sana. İkinci bahar sonrasında hayat bilgisi. Hala tabii aradan yıllar geçti başka projelerden. Hayat bilgisi de çok ilginç bir şey. Saçınızı şuraya kadar tıraş ediyordunuz evet, değil mi? Evet tıraş ediyor. O müdür. Sonra saç bırakmaya karar verdi. Abi nasıl yaptın onu kaç sene, 5 sene? Evet 4, ya. 5 sene sürdü. 5 sene evet. 5 sene boyunca jiletle şurası. O bir karakter değil mi? Evet yani. Öyle bir adam. Sevgili Gani Müjde o işin hem proje müellifi hem de senaristi. İlle dedi okul müdürü kel olacak. Bak. Tamam. Yani bir sürü başı açık arkadaşımız var benim yaşımda benim yaşımda. Neden dedim? Hayır dedi. Sen olacaksın ve kel olacaksın. Nasıl olacak? Peruk denedik bilmem ne olmadı. Olmuyor, çünkü tabii. Kameralar çok hassas olduğu için. O zaman dedi kazıyacağız. Allah. Kazırız ne olur. Kazıdık. Sabahleyin şöyle tıraşa başlıyordum. Buradan böyle devam. Çok güzel ya. En komiği de ne? Tabii yazın işte Haziran ayı gelince dizi tatile giriyor. 2 ay, 3 ay. Kazımıyorum. Burası böyle brokoli gibi çıkıyordu. Kazındığı için her gün gür çıkıyordu. İyice gür çıkıyordu. Vallahi şimdi evet, bu kadar büyük isimle çalıştınız. En çok
yani şu anda görüştüğünüz, hala görüştüğünüz isimler var mı onların arasında ve en çok hangi isimle çalışmaktan böyle keyif aldınız? Ah çok güzel ya mesela, dediğiniz kime, mesela. Kime evet. sorsak gelen işte ya, çoğu az önce oldu. Başak da söyledi. Şener Şen'le mesela çalışmayı tabii, hepimizin çok, hayali, çok hepimizin şeyi. Çünkü yani Şener'in oyunculuk yeteneği, iş disiplini, saygısı bir yana o kadar eğlenirsin ki Şener'le çalışırken. Yani iki dakika boş durmasın, kasıkların ağrır. Devamlı kahkaha krizi halinde. Çok eğlenceli, son derece uyumlu, son derece önemli bir oyuncu arkadaşımız tabii ki. Tabii ki yani onunla çalışmayı çok isterim. İşte yakın zamanda kaybettik Erol abimle. Erol Günaydın, Allah rahmet eylesin. O benim için çok önemliydi. Ergun Köknar vardı. İşte hep biraz tabii eski insan olunca onlar artık pek yoklar. ama benden gençler var. Mesela Çağla'yla çalışmayı çok isterim. Ay. İnanılmaz çünkü disiplin ve yetenek ay. 10 numara. İltifat olsun diye söylemiyorum. Ay. Başak Kezar. Başak daha senin deneyimine gelmesi için birkaç fırında benden bir şey olmaz mı abi? Senden olan olmuş oğlum, daha ne olur? Bir bak abi, oyuncu yani öyle bir şey var mı bende? Yüzünü mü gösteriyorsun? İlk defa görüyorum yüzünü. Hayır, benden bir şey olmaz mı yani? Olmaz olur mu evladım? Benimle de çalış abi. Senin olmuş olacağını olmuşsa. Bir deneyelim bakalım, öyle yapalım. Bak ondan denedik, 10 numara bitmiştir. Oh, çık 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 çık. Bir deneyelim ya. Nasıl kötü hissetti şu an kendini? Ben de onunla çalıştım. Cennet Mars'ta o kadar seneşe işte, yaptım. 310 bölüm dizim var abi benim de. Biliyorum. Evet abi. İstediğin kadar dizin olsun. Tarih tamam işte o zaman olur tabii. Aa doğru, ben Cennet Mahallesi'ni unuttum ya. Lütfen abi tabii. Benim oyunculuğumu beğenmiyor musun abi? Beğenmez olur muyum? Teşekkür ederim. Abi yalnız dövdüm. Zorla ya. Çok doğru söylüyor ya. Bu kadar güzel çingene ben görmedim hayatımda. Tarık abicim, arkadaşlarım sizin için bir bant hazırlamışlar. Hep beraber bir onu izleyelim. Eyvah, sonra sohbetimiz devam edecek. Eyvah dur bak. Buyurun Tarık Papuçoğlu neler yapmış. Bıktım ya Şapakçı, bıktım. Ablası bir yandan, kardeşi bir yandan. Sen ne iyi ettin de istifa edip turizm sektörüne geçtin? İstifa etmedim abi. Kovuldum. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Papuççuoğlu bugüne kadar sayısız karakterle izleyici karşısına çıktı. İki kişi bunlar. Mısırcılık yapıyorlarmış. Tanımıyorum. Ya kardeşim, siz mısırcılar birbirinizi tanımaz mısınız? Hayır. Ya bu mısırcılığın bir erkanı yok mu? Bir raconu yok mu? Bir mafyası yok mu? Yok. 1949 yılında İstanbul Koca Mustafa Paşa'da doğan Tarık Papuççuoğlu'nun oyunculuğa olan aşkı lise sıralarında başladı. 1970 yılına kadar tiyatroyla amatörce uğraştı. 70'ten itibaren Deve Kuşu Kabare ve daha sonra Orta Oyuncular adlı tiyatro grubuyla profesyonel oyunculuk hayatına adım attı. Kahrolsun sürekli fiyat artıran bakalar. Perakendeciyi fiyat artışından ötürü suçlamak, ısıdan ötürü termometreyi suçlamak gibi bir şey. Don't saçmala. Don't saçmala, James Cook saçmalamış bu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümüne girdi. Akademi eğitiminin ardından 30 yıl baba mesleği tekstil sektöründe çalıştı. Bu süreçte oyunculuğu hiç bırakmadı. Ben, Sayın Bakan'dan hemen yarın için randevu alamayabilir misin Kulen? Benim adım da İtsina. Kendisi sandığın kadar sayın değil, karımın kuzeni olan bir hıyardır. Ooo, very nice. Bundan sonra ülkemizde her şey temiz ambalajlar içinde satılmalı. Uzun yıllar büyük usta Ferhan Şensoy'la tiyatro oyunları sahneleyen Tarık Papuççuoğlu, özel televizyonların açılmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline geldi. İlk televizyon dizisinde Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Hümeyra ve Rasim Öztekin gibi ustaları buluşturan bir kadroyla kamera önüne geçti. Köşe Dönücü adlı bu dizide Gaga Nusret tiplemesiyle bıçkın bir kabadayıyı canlandırdı. Bu imza senin mi? Aa, tıpkı benim imza. Bu çek senin değil mi kardeşim? Evet olabilir, bakayım numarası kaç? Aa evet benim ve çok talihlisiniz. Son numarası 9. Kutlarım seni Nusret abicim. Al şu çeki derhal 50 bin ver. Onu geniş kitlelere tanıtan televizyon dizisi ise ikinci bahar oldu. Ne oluyor ya? Vigyon baharı mı burası? Dışarı! Hadi dışarı! Çıkın dükkanına! Ne oluyor ya? Yavaş gel! Kimin dükkanından kimi kovayım? Sen buradan çıkartıldın Bakkas Bey, geçmiş ola. Kim demiş? Sözleşmeye göre daha 10 günüm var. 10 gün daha benim bu dükkan. Şu anda mülke tecavüz ediniz. Ya güzel güzel çıkarsız ya da polis marifetiyle attırma bizi. Türkan Şoray ve Şener Şen'le birlikte başrolü paylaştığı bu dizide oyunculuğuyla parmak ısırttı. Demek de baka! Ne oluyorsunuz beyefendi? Gelin buraya. Gel buraya. Sadece işimi yapmaya çalış. Kaçma! Sadece işimi yapmaya. Kaçma! Kaçma! Gerçek konuşan şu nabaka meselesini. Lan karı koca arasına girme. Avukat dayı dinleme. Bağırırım şerefsizim.
genç kuşaklarsa onu daha çok Amil Bey karakteriyle tanıdı. Döner sermayemiz C vitamini sayesinde kendine gelecek şerefsizim. Şerefsiz abiri. Hayat Bilgisi adlı televizyon dizisinin paragöz Amil Bey'inin tek derdi döner sermayeydi. Bu elimde tuttuğum nedir biliyor musunuz? Yelpaze hocam, yelpaze. Şu sıralar Avrupa Avrupa dizisinde eski bir 40 pınar pehlivanını canlandıran Tarık Papuççuoğlu'nun dizide tek bir amacı var. O da 50'sinden sonra yeniden güreş tutmak. Kendime dikkat etmem lazım şeye kadar. Neye kadar? Kırkpınar'a katılacağım. Aynı zamanda çeşitli müzikallerde de oynayan ve tiyatro sahnesinde fırtınalar estiren Tarık Papuççuoğlu, dans edebilen ve şarkı söyleyebilen donanımlı bir oyuncu. Türk sanat müziği aşığı olan usta aktörün geniş bir sanat müziği repertuarı olduğu da biliniyor. Pencerenin perdesini aman Allah aç bana göster yüzünü. Hadi söylesene ablacığım ya. Ay Gaga Bey çok sıkıldım bu şarkıdan. Ve son olarak rol aldığı yeni sinema filmi Şefkat Yerimdarlı adından söz ettiren usta aktör kendisiyle ilgili merak edilenleri Her Şey Dahil'in canlı yayınında anlatıyor. Benim 50 bin lira alacağım var. Oturacağım burada 50 bin liralık yiyeceğim içeceğim. Elimde 50 bin liralık çek, o adamın peşinden koşamam. Maşallah be. Çok güzel şey hazırlamışlar. Maşallah. Ya. Sadece romantik adam bizim şeyden... Evet, tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Bizi yapmamakları. Ben istemedim. Ali Sen istememiştir, kıskançlık yapmıştır, koydurtmamıştır, yapmıştır. Bulmuşlardı, uzun da bir beter. Yok be. Peki birkaç özellikle rolde sizi görüyoruz. Hep böyle bu kadar babacan bir tavrınız ve hani simanız olmasına rağmen hep böyle bir kötü bir karakter. Hep bağıran, çağıran falan böyle bir rol durumu var. Neden? Öyledir. Biliyorsun, sen de biliyorsun onu. Yani yapımcılar, yönetmenler genelde hazır malzemeyi alıp onunla çalışmayı isterler. Tercih ederler. Yani hep komedi oynayan bir insanın tutup da çok ağır duran bir rolde hiç göremezsiniz. Evet. Öyledir, alışmıştır. Kolay. Yani kim inandırıcılığını yitireceği için mi? Hayır, hiç alakası yok, tam tersine. Yani komediyle dramı oynamak oyunculuk açısından çok farklılık gösterir. Hmm. Dram oynamak komedi oynamaya nazaran çok daha kolaydır. Evet. Çünkü dramda timing birinci planda değildir. Duygu birinci plandadır. Doğru. Komedide timing birinci planda. Evet. Yani milimetriktir komedi. Yani insanları güldürmek, doğru, ağlatmaktan çok, çok daha zor. Kesin. Ama dediğim gibi yani esas eleştirdiğim benim o değil. Yani onu da yapabiliriz, onu da yapabiliriz. Hı. Fakat dediğim gibi hep alıştıkları şey. Yani kötü adam, işte komedi oyuncusu vesaire, evet, gibi hep aynı şeyde. Böyle bir kalıplar. Kalıplaşmayı biz yapmıyoruz. Peki yeni dönem erkek ve bayan oyunculardan beğendiğiniz kimler var? Of, çok zor bir soru. Çok iyi gençler var. Geliyorlar. Bir kere benden yani... En gençler, yani Başak'ın jenerasyonu ile benim aramda mesela Okan Yalabık var. Hı hı. Bayılırım. Çok 10 numaradır. İlker Aksun var. Evet. O jenerasyonda çok böyle 10 numara. Yani Kaan Şatlıktan, Kenan İmizaloğlu. Onlar biraz daha değişikler. Yani onlar hep jön oynayacaklar. Hı. İleride ne olur onu bilmiyorum ama onlar hep jön olarak gidecek. Halbuki öbür... bir sürü karakteri canlandırabilen oyuncular benim için daha şey. Yani tabii oyuncu olarak ben bakıyorum. Hı hı. Halk gözünden birisi gibi bakamam. Dolayısıyla ben oyuncu olarak baktığımda gördüğüm o. Bayanlardan? Bayanlardan. Mesela Özge var. Özge Özpirinkçi. On numaradır. Ondan sonra başka kimler var? Şimdi böyle sorunca da aklıma gelmez. İşte Beren, peki tamam o zaman. Peki o zaman ben başka bir soru soracağım. Hemen çok kısacık sormak istiyorum. Nasıl bir babasınız? Valla iskele babasıyla Şam babası arası. Baba olsa gerek herhalde. Demin de söylediğim gibi yani yaş arası, yaş farkımız çok fazla olmadığı için arkadaş gibiyiz. Bir kere her şeyden önce arkadaş gibiyiz. Ben alacağım kararlarda aileyle ilgili olsun, kendimle ilgili olsun. Mutlaka danışırım. Ne güzel. Onlar mutlaka her şeylerini danışırlar. Hatta o kadar birbirimize güveniriz ki mesela büyük kızım geçtiğimiz bir yıl oldu, bir yılı biraz daha geçti, evlendi. Aa, çok güzel. Tanışmışlar, daha önceden de tanışıyorlarmış. Sonra başka dönüşmüş. Baba biz evleneceğiz. Peki yavrum, kimle evleneceksin? Burak isminde bir aslan gibi bir delikanlı. Peki yavrum, telefonda konuşuyoruz. Ha. Onlar peki ben görecek miyim?
Evet göreceğim. Nerede? Gökçeada'da bir arkadaşın evinde onları ziyarete gidiyordum. Hı. O da oraya geldi, orada görüştük, tanıştık. O da öyle yani. Aa, baktım, bir testim var benim, şey testim. Hı. O testim daha geçti. Geçti mi? Geçti. Geçti. İyi yazın. Tamam dedi. Ondan sonra gittiler, bunlar evlendiler. Allah mesut etsin. Demek ki... ben yokum nikahta. Demek ne? Ki öyle bir... Ben gelip orada film çekiyorum. Ha falan, öyle. Ama demek tamam. ki öyle bir baba kız ilişkiniz var ki. Güven. Siz ona güveniyorsunuz. Yani, o da size güveniyor. Yanlış bir karar almayacağını. Bir şey anlatayım. Evet. Yanlış biri olmayacağını bildiği için. Kızım da öyle çok önemli bir gençle evlendi. Maksut Aşkar çok iyi bir şef. İnanılmaz. Allah mesut etsin tamamı neredesin ondan sonra, inşallah. Yani böyle çok açığız biz. Çok açık bir aileyiz. Şöyle haklısı gizlisi. Biz öyle şey yaşamadık hiç. Beklemekeceğiz. Harika. Beklemekeceğiz. Ondan yanına çömeldi. Bak hemen geldi. Ne diyorsun? Kısa bir ara abi. Ne arayacağım? Kısa bir ara. Sen ne ara arayacağım abi. Sen ara bu ara biz abi. Geliyoruz. Reklam var. Sonuna geldik. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ben bunu saymıyorum. Biz de hiç ben bunu saymıyorum çünkü oldu. 2 dakika sürdü. Ama ben, geciktiniz. Ben kabahat bende. Kabul ediyorum. 15 dakika kadayıflı oldu. Programa geliyorum. Bir dahaki sefere bekliyoruz abi. Özgür sevgili Şefin başarıda. Özgürlüğüne mani olun. Gelsin burada o kadayıfı. Yapsın ya. Birlikte yapsın. Yapılacak Tarık abiye yedirilecek. Evet. Başak sana da teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tüm şefkat, şefkat Yerimdar'a buradan herkese evet. bekliyoruz. Gişesi bol olsun inşallah. İnşallah. İnşallah ki ikincisini çekelim. İnşallah. 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 Biz de yarın efendim yine aynı saatte ekranlarınızda olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.